hayırlı sahurlar, hayırlı geceler. Kanal 7 ekranlarından yine bir sahur programında karşınızdayız. Sofralarınıza bereket diliyorum. Vücudunuza sağlık, afiyet diliyorum. Rabbim dualarımızı, oruçlarımızı, namazlarımızı kabul eylesin. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri bize şefaatçi eylesin. Her türlü kaza, beladan uzak eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Depremde ölen kardeşlerimizin ruhunu şad eylesin. Yaralılara acil şifalar versin Rabbim. Bu gece de feyizli, bereketli, güzel bir sahur programı diliyorum Rabbim'den inşallah. Sözlerin en güzeli Kur'an'dan ve onun Habibi Edbi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesinden hareketle birçok konuyu inşallah huzurlarınıza arz edeceğiz. Telefonlar var, hemen başlayalım telefonumuzdan. Selamünaleyküm, hayırlı sahurlar, hayırlı geceler efendim. Seniha Aleyküm. Hanım Kastamonu'dan, buyurun. Aleyküm selam hocam, hayırlı sahurlar. Sağ olun efendim. Hocam, pandemi öncesi annemle babam hac için yazılmışlardı. Evet. Ve hak kazandılar. Ama pandemi olduğu için iptal oldu, sizin de bilginiz vardır. Tamam. Bu süreçte babam rahmetli oldu kendisi. Allah rahmet etsin. Allah razı olsun ve gidemedi. Netice olarak annemin hakkı devam ediyordu. Bu süreçte de annem bir rahatsızlık geçirdi babamdan sonra. Sağlık nedeniyle şu an yine gidemiyor. Fakat eşim annem yerine vekaleten bu yıl hacca gidecek. Kısmet evet. olursa inşallah. Evet. Bu süreçte hani eşimin bu hacdan yani vekaleten yapacak, neler yapması lazım, fazileti nedir? Anladım. Ve bu süreçte annemin dikkat etmesi gereken hususlar var mıdır? Halk arasında söylenen bir şey var, husus var. Hacdan dönene kadar evden dışarı çıkmaması gerektiği söyleniyor. Bu doğru mudur? Peki. Bir de hocam, babam rahmetli olduğu için ölenin yerine hac vazifesi yapılıyor mu vekaleten? Vasiyet yok aslında ama yapılabilir miydi? Çok güzel. Şimdi babanıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Amin. Sizlere sabır versin. Annenizin yerine yaşıyor doğru. Vekaletten evet. eşiniz gidecek, öyle anlaşıldı. Evet hocam. Ondan bedelini alacak. Yani parasını veriyor damadına diyelim. Hı. Damadı vekaletini alacak ve niyetini de annenizin adına yapacak. Niyet ettim Allah rızası için. Diyelim ki Ayşe Hanım. Ayşe Hanım'a vekaleten hac yapmaya. Niyet ettim Allah rızası için Ayşe Hanım'a vekaleten umre yapmaya. Ve bu dönünceye kadar bütün masraflarını anneniz karşılayacak. Onun parasını vermiş olacak. Bu birincisi. Aynen kendisi hac yapmış gibi vekaleten hac yapılır. O da sevabını alır. Eşiniz de oradaki vazifeleri güzel yapmaktan dolayı o da sevap kazanmış olur. Babanız adına vekaleten, ölünün adına vekaleten gidilir mi? Para bırakmış, benden sonra benim adıma hac yapın demişse gitmek zaten vacip olur. Para bırakmamışsa, vasiyet etmiş ama para bırakmamışsa, vasiyet bile etse o zaman gitmek vacip olmaz. Ancak giderse gittiği zaman o kişi adına yapılmış olur. Peygamber Efendimiz'e bir hanımefendi geldi. Dedi ki, ya Resulallah babam öldü, onun adına hac yapabilir miyim? Allah Resulü dedi ki, babanın borcu olsaydı, öldükten sonra ödeseydin, ödenmiş olur muydu? Olurdu. Hac da olurdu buyurdu. Demek ki ölünün arkasından yapılan hac da ona sevabı gider, yazılır inşallah. Başka soru var mıydı? Hocam, bu süreçte vekaleten annemin gittiği için anladım. Annenin evden çıkmama gibi öyle bir şart yok. Normal hayatına devam eder. Onun kim nereden çıkardı, nasıl söyledi, kitaplarda yeri yok. Bu kadar söyleyeyim. Evet. Çok sağ olun hocam. Allah kabul etsin. Cenab-ı Hak gidemeyenlere nasip eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Evet. Hayırlı geceler. Sağ olun. Kastamonu'ya selamlar. Diğer bir telefonumuz hazırmış. Selamünaleyküm. Mehmet Yılmaz İstanbul'dan. Selam hocam. İyi programlar. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Hocam benim bir
geçen misafirim vardı. Bir soru sormamı istedi de bir hocaya. Ben de size danışayım dedim. Evet. Buyurun. Şimdi Müslüman bir erkek gayrimüslüman bir bayanla imam nikahı yapmak istiyor. Ama bayan imam nikahı yapılırken kelime-i şehadet getirmem diyor. Bu nikah geçerli midir? Geçersiz midir? Bunu öğrenmek istiyorum. Yani yapılabilir mi, yapılamaz mı? Türkiye'de mi oluyor bu? Türkiye'de evet, İstanbul'da. Peki neden resmi nikah kıymıyorlar? Yok, resmi nikah kıyacaklar. Ha, resmi nikah kıyacaklar. Ama şimdi bizim dinimizde Müslüman, yani genelde imam nikahda kıyılıyoruz ya. Dini nikah, imam nikahı değil mi? Dini nikah diyelim. Müezzin kıysa da oluyor, başkası kıysa da oluyor çünkü. Erkek evet. Kıymak istiyor. Anladım. Kıyalım ama diyor. Kelime-i şehadet getirmem diyor. Bu hanım Hristiyan herhalde. Evet, gayrimüslim. Gayrimüslim. Yani. Gayrimüslime ve Müslüman olmadan evlenmek çok hayırlı bir şey değil. Kur'an-ı Kerim işte kulağı kesik olsa bilmem şöyle olsa vesaire bir cariye bile onlardan daha hayırlıdır diyor Müslüman olması. Ama o kapıyı da kapatmamış. Yemekleri ve hanımları size helaldir demiş. Evlenebilirsiniz demiş. Dolayısıyla gayrimüslim birine sen Müslüman olmuyorsa nikah kıysa bile kelime-i şehadeti zorlayamaz. Kelime-i şehadeti getirir zaten Müslüman olur. Ben Müslüman oldum demiyor ki kadın. Ben böyle kabul edeceksin, evleneceksen böyle evleneceksin diyor. Bu şekilde evlenme olabilir mi? Olabilir. Kelime-i şehadet getirmesi gerekmez. Bu kişi zaten nikah, resmi olarak nikah kıyılmış. Bir de dua mahiyetinde dini nikahta orada kıyılır. Onun kelime-i şehadet. Orada icap kabuldür. Nikahta kelime-i şehadet getirmek diye bir kural yoktur. Nikahta erkeğe sorulur. Sen bunu zevci olarak kabul ettin mi? Efendim ya da zevç olmayı kabul ettin mi? Kadına sorulur. Sen de zevci olmayı kabul ettin mi? İkisi de evet dediği zaman buna icap kabul denir. Bir de mehir konuşulur. Mehir de zikredildikten sonra nikah tamamdır. Ama daha biz nikahın başında ne yapıyoruz? Kelime-i şehadeti getirtiyoruz, tövbe ettiriyoruz. İşte İslam'ın şartları varsa onları anlatıyoruz, guslü falan anlatıyoruz, başka vazifeleri İslam'ın giriş şartlarını anlatıyoruz. Bunlar Müslümanlar için ama gayrimüslime böyle bir zorlama yok. La ikrahe fiddin, dinde zorlama yok. Anlaşıldı mı? Ben anlatabildim mi? Anladım hocam. Yani bu erkek yani imam nikahı kıyabilir yani. Doğru mudur? Öyle yani, mi anladım? Şimdi resmi nikah kıyılmış, bir de dini nikahımız olsun diyor bu arkadaş, dini nikahda Müslüman olduğu için kendisi. Diğeri de o törene katılmış olur. Nikah, nikahtır zaten. Burada biz şimdi ikisini birden ne yapıyoruz? Müftüye giderlerse tek nikahta ikisini de kıymış oluyor. Hem resmi nikahı hem de dini nikahı kıymış oluyor. Tamam hocam, teşekkür ederim. Allah hayırlısını nasip etsin. Sağ olun hocam. Allah'a emanet olun. İyi sağ olun efendim. Peki diğer bir telefonumuz hazır. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı sahurlar. Medine hayırlı Akar hocam. İstanbul'dan. Buyurun. Hocam benim bir sorum olacaktı da. İntihar etmiş birinin mezar taşını yaptırmak günah mı? İntihar eden bir insan büyük günah işlemiş olur ama biz onun şuuru yerinde değil... Şuuru yerinde olsaydı, bilinci yerinde olsaydı intihar etmezdi diye hüsnü zan, hüsnü niyet ederek ona cenaze namazı kılıyoruz. Dolayısıyla mezar taşı da yapılır, mezar yeri de belli olur. Hiçbir sıkıntısı yok. Taksiratın affolması için de Allah'a dua ederiz ziyaret ettikçe. Anladım hocam. Yani mezar taşı yaptırmanın günah olduğunu söylüyorlardı. Hayır. Ben de bunun için özellikle sormak istedim. Öyle bir şey yok kardeşim. Başka soru var mı? Anladım hocam. Yok, teşekkür ederim hayırlı hocam. Sahurlar. Çok sağ olun, hayırlı sabırlar. Sağ olun. Evet, hediyeleri hatırlatayım. Çok kıymetli hediyelerimiz var. Her akşam şifreleri bilen kardeşlerimize, bir kardeşimize 2 paket hurma, Medine hurması. Bir kardeşimize, şifreleri bilen kardeşimize bir çocuk namaz seti, tesbihi, seccadesi ve paket bu şekilde seti kumbara da oluyormuş. Yapıştırırlar bunları kullandıktan sonra.
Kalemli Kur'an çok biliyorsunuz zaten çok kıymetli. 30 özellikli Kur'an-ı Kerim ve Kabe kapaklı Kur'an-ı Kerim. Arada Instagram'dan cevap verenlere bugün de inşallah kitaplarımdan birini göndereceğim. Instagram'dan ilk yazana seçiyoruz. Onlardan bir kişiye ya da iki kişiye kitap gönderiyoruz inşallah. Dün iki kişiye yazdım. Asistanlarımız onlarla ulaşıyorlar. Adreslerini alıp gönderiyorlar Instagram'dan benim yazdığım isimlere. Evet, WhatsApp sorularını alalım. Hocam iyi akşamlar. İyi yayınlar, kolay gelsin. Biz hanımla emekli olunca üç maaşımızı hayvan alıp keseceğiz diye and içtik. Yani bir millete yedireceğiz dedik. Tamam. Şimdi malum Türkiye'de deprem oldu. Kolumuzun bir tarafı kırıldı. Ben bu Mevla'ya 33 bin liraya yakın para yapıyor. Bu Mevla'yı depremzedelere bağışlasam olur mu? Hı. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Lütfen açıklar mısınız? Evet. Adaklarınızı yerine getirin diyor. Neye adak adamışsak, kurban dediysek kurban keseceğiz. Namaz dediysek namaz kılacağız. Oruç tutacağım dediysek oruç tutacağız. Sadaka vereceğim dediysek sadaka vereceğiz. Adak böyledir. Kurban adadım ama yok ben oruç tutayım. Kurban adadım namaz kılayım. Olmadığı gibi kurban adadım parasını vereyim. Olmaz. Peki depremzedelerin ihtiyacı var. O zaman ne yaparsın? Kurbanını kestirirsin. Orada o bölgede depremzedelere kurban eti dağıtırsın. Adağın da yerine gelir. Çok da kıymetli bir hayır yapmış olursun. Para olmaz. Parayı başka şekilde göndereceksin. Para sadaka olur. Diğer WhatsApp. Hocam selamün aleyküm. Ben bu gördüğünüz şirin kediyi besliyorum. Gördük. Çok da seviyorum tabii. Çok da ilgileniyorum. Ama kediyi evin içinde beslemek hani günah mı olur ya da bir günahı var mıdır ya da besliyorsak günah olmaması için nelere dikkat etmek lazım? Eğer cevaplarsanız, bilgi verirseniz çok sevinirim hocam. Şimdiden teşekkür ederim. Kedi evde de beslenir. Ne bileyim, okulda da beslenir. Şahin bizim fakültede de kedi çok değil mi? Evet. Şahin de bu arada bizim öğrencimiz İlahiyat Fakültesi'nde. Bu sene son sınıftasın herhalde. Fakültenin önünde her yerde kediler geziyor. Siz de bakıyorsunuz herhalde. Evet. Talebeler onu besliyorlar. Şimdi kedi, ev kedisi var, sokak kedisi var. Sokak kedisini bırak. Sokakta olması daha iyi bazen. Yani hayvanlar kendi aleminde yaşasınlar. Ama eve alışmış bir kediyi bazen sokağa bıraktığında sokakta yaşayamıyor zaten. Onu parçalıyorlar, dövüyorlar vesaire. Onun için evde beslemek güzeldir. Peygamber Efendimiz Ashab-ı Suffe'den Ebu Hureyre caminin içerisinde şurasında hep kedi gezdirirdi. Geniş cübbesinin kolunda ona Ebi Hirra, kedinin babası, kediciğin babası diye Peygamberimiz lakap takmıştı. Hayvanlara bir su vermek sadakadır. Bir yem vermek, mama vermek sadakadır. Çok sevaptır. Allah-u Teala inşallah ondan dolayı sevap yazar. Evde kedi beslenir. Ama köpek konusu farklı. İlahi alalım. Madem Şahin de bugün anmış olduk. Evet. Cennet-i çırağı
Beraatını sağ elinden alanlardan eyle bizi. İnşallah mahşer günü yüzümüz aydınlık olur. Orada yevme tesveddu vucuhun ve tesveddu vucuh fe emmellezine sveddet vucuhuhum ekefertum ba'de imanikum fezukul azabe bima kuntum tekfurun.
Bir kısım yüzler bembeyaz olacak, bir kısım yüzler simsiyah olacak. O kararmış yüz sahiplerine, hadi bakalım, inkar ediyordunuz ya, tadın bakalım azabı şimdi denecek. Ama beratını sağından alanlar, yıldırımı, sırat köprüsünü yıldırım hızıyla geçecekler, doğrudan cennete girecekler. Allah cehenneme düşürmesin kimseyi, oraya dayanamayız. Evet, sahur bütün bereketiyle, güzelliğiyle inşallah gelsin ve bizi kuşatsın. Devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Telefonumuz varmış. Alo. Alo. Huriye Hanım. Efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam. Nasılsınız? Çok şükür, hamdü semalar olsun. Buyurun efendim, sorunuzu alalım. Hocam, ben Umre'ye gidenlere, Hacı'ya gidenlere çok üzülüyordum. Umre'ye gidenlere gidemiyordum. Üzülüyor muydun? İmreniyor evet, muydun? Evet, yani ben gidemedim diye üzülüyordum. İmreniyordun, evet. Evet, çok imreniyorum, çok üzülüyordum. Fakat eşim, durumum da iyiydi o zamanlar. Hı hı. Eşim beni yalın burada bakan yok diye göndermiyordu. Ben rüyamda iki sefer haca, Umre'ye gittim. Evet. Veya haca gittim, orayı hatırlayamıyorum. Evet. Birinde bir, sadece bir poşetle. Fakat kapıyı çıkamadım, dış kapıyı. Hmm. Evden çıktım. Birinde yine gidiyorum. Fakat iki tane mezar var. Bu mezarla helallaş diyorlar. O mezarlarla da helallaştım. Kapıyı çıktığımı bilemiyorum. Acaba diyorum, ben bu kafama çok takılıyor. Eşim öldükten sonra ben Umre'ye gittim. Oğlum vefat etti 22 sene önce. Evet. Eşim de vefat etti. Eşimin senesinde ben Umre'ye gittim. Ben diyorum, acaba bir hata mı yaptım? Ben bu mezarlarla helallaş diye söyledi. İki tane kapının önünde mezar var. Buna çok kafamı takıyorum, çok üzülüyorum. Yani helalleşmek, ölenlerle artık geçmiş ama canlılarladır helalleşmek. Küs olduğun insanlar olabilirdi. Yok, çok şükür öyle değil. Yoksa zaten eşiniz öldükten sonra aradan bir sene geçmiş. Umre'ye gidebilirsiniz. İyi de yapmışsınız. Allah kabul etsin. Allah orada oğlunuz da mı vefat etti? Oğlum yanarak vefat etti. Dükkanımız vardı, yandı. Allah Allah. Çok sabırlar dileriz. Onların olduğu mezarın gene bilmiyorum. Sadece iki tane mezar var. Evet. Diyorlar bu mezarla da helallaş. Hmm. Mezarlarla diyor. Onlarla helallaşıyorum. Onlar için de orada inşallah dualar yaptın. Umreler yaptın. Yapmaz olur mu? Tabii. Hocam, beş vakit namazımda. Ya ne güzel. Onlar da inşallah istifade ettiler sevabından. Onlar da nasiplendiler. Çok iyi olmuş. O mezardaki konu sizinle akrabalar arasında bir şey olabilir. Geçmişle ilgili olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ama umre yapmışsınız. Tekrar yapmak nasip olsun. İnşallah Allah hocam, çok istiyorum. Tekrar nasip etsin inşallah en kısa zamanda hepimize. Sağ olun. Başka hocam, soru var mı? Hocam bir de biz terapiye gidiyoruz. Evet. Terapiye gittiğimiz zaman ben bunu hep söylüyorum da. Hoca şimdi ayakta duruyoruz. Rükiye eğilirken hoca Allah'a ekber demeden eğilmiyor. Ben bunu olduğunu kabul etmiyorum. Hoca Allah'a ekber deyip biz rükiye öyle eğilmemiz lazım değil mi? Bir daha söyler misin Huriye Hanım? Şimdi hoca Allahu Ekber diyor, ayaktan kıyamda duruyoruz ya. Müşteba bir hoca, gelir misin buraya? Hoca Allahu Ekber demeden daha hoca bitirirken duayı hemen rüküye eğiliyorlar. Ben bunu bilmiyorum yani. Ya ben cahilim ya da diyorum ki hoca Allahu Ekber deyince biz böyle eğilip veya secdeye de secde yapmamız şimdi hoca, lazım. Hoca rüküye giderken evet. Biz ondan önce mi gidiyoruz diyorsun? Evet, öyle giden bazı bacılarımız oluyor. Ben bunu çok dikkat ediyorum. Ha, şöyle, şimdi ben imam olayım. Evet. Ben Allahu Ekber derken sen benden önce rüküye gideceksin. Onu anlatıyor herhalde. Evet. Allahu Ekber. Evet. Allahu Ekber. Benden önce gitti. Semiallahu lümen amide. Benden önce kalktı. Bunu anlatıyorsun evet. Herhalde. Evet. İşte Peygamber Efendimiz böyle yapanlara diyor ki tadil erkansız namaz olmaz. Bir, iki de ikincisi de imamdan evvel başını kaldıran ve imamdan evvel başını secdeye koyan kişinin başı merkep
başı olasıca. Yani ne yapıyorsunuz? Böyle saçma sapan şey. İmama uydum diyorsun. İmamı bekleyeceksin. İmama rüküye giderken önce imam gidecek, sen peşinden gideceksin. İmam kalkacak, sen peşinden kalkacaksın. Ondan önce olursa, namaz iptal olmasa bile büyük günaha girer bunlar. Günah işlemiş oluruz. Şimdi Kabe'de kılınan namazları seyrediyoruz değil mi? Kabe'de evet. Namaz kılınıyor. Aman Allah'ım, herkes aynı anda nasıl binler, yüz binlerce, milyonlarca insan rüküye gidiyor. Milyonlarca insan secdeye gidiyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle talimli bir koreografi yok. Talebe yok. Bir gösteri yok. Aynı zamanda harika bir gösteri de oluyor. Yani yukarıdan baktığın zaman ne büyük bir nizam, ne büyük bir disiplin, bir emirle, bir komutla herkes aynı anda bütün yapacağı hareketi biliyor. Öbürü ne yapmış oluyor bu sefer? O da bozuyor hareketi. Bir de düşün, cemaatin içerisinde millet eğilmeden bu eğiliyor. Kimse kalkmadan bu kalkıyor. Öyle ona kel aynak kuşları derler ya da iyot gibi açıkta kalmak derler. Böyle yapayalnız kalıyor. Bu günahtır. İyi hatırlattın. Namaza ne kadar çok önem versek, anlatsak yeridir. Bunları anlatmış olduk Huriye Hanım. Teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak hac ve umreye nasip eylesin. Gidemezsen i̇nşallah de sevabını hocam ihsan eylesin inşallah. Diğer bir telefonumuz var. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Lamih. Evet hocam, Lamih. İsim doğru yazılmış mı Lamih Bey? Doğrudur, doğrudur hocam. Ne demek Lamih? Hocam Lamih yöresel bir isim, Urfa'ya ait, o yörelere ait. Manasını biliyor musun? Manası Arapça parlak, pırıldayan anlamına geliyor. Güzel. Tam yani araştırmama göre herhalde doğru. Arapça manası Arapça. Doğru, doğru. Lemaha, lemaha parlamak. Evet, bir de benim hatırladığım kadarıyla ne diyeyim ona? Gözü kamaştırmak vesaire, evet, anlamları var. Yani lemah, gerçekten göz, hocam yöresel, evet, bir isim olduğu için İstanbul gibi yerde telaffuz ettiğim zaman ismi anlatmaya gerçekten de zorlanıyorum yani. Güzel, peki buyurun. Hocam öncelikle bilmeniz lazım ki sizi severek izliyor, dinliyoruz. Allah razı olsun. Allah sizin gibi alimleri başımızdan eksik etmesin. Hepimiz razıyız, buyurun. Sağ olun, var olun hocam. Hocam benim sorum zekat hakkında olacaktı. Evet. Benim arkadaşa yüklü bir şekilde biraz para vermiştim ben. Tamam. Şu anda arkadaşımın durumu iyi değil. Sağlık durumu kötüye gidiyor. Yani gerçekten de çalışacak durumda değil, veremez gibi görünüyor. Ben o parayı zekat olarak kullanırsam olur mu hocam acaba? Zekata sayayım diyorsun, gelemeyecek, yani gelemeyecek. Zekata sayarsam olur mu? Şöyle demişler Lamih Bey, gelmesi muhtemel olmayan bir parayı zekata sayamayız. Evet. Şöyle, mesela ben borç verdim, evet, adam ödemiyor. Ödemiyor, evet, ve ödeyemiyor. Evet. Artık gelmeyecek. Bu parayı ben zekatımdan sayıyorum, zekatım olsun diyemem. Ancak olsa ben o parayı senden almayacağım kardeşim dersin. İçinden de zekatıma sayıyorum dersin, zekatın olur. Teşekkür ederim. Yani o kişiye zekat da diyebilirsin. Yok, gizli olsun, rencide olur belki, utanır, sıkılır, daralır, evet, kabul etmez. Baktın sen ona yardım etmek istiyorsun. Fakir, zekatta düşecek birisi, verilebilecek birisi. Tamam, sen onu artık ödeme. Ben sana hediye ettim. Evet. İçinden de zekatım olsun dersin. O şekilde olur. Başka soru var mı? Hocam bir de şu şekil atıyorum. Geçen sene benim 100 gram altınım vardı. Evet. Şu anda 200 gram altınım var. Ben yani kaç grama göre zekat vermem gerekiyor? Artan mal yani, en son şekliyle, bir sene geçen şekliyle ya da ticari mallarda arttığı hı, şekliyle vereceğiz. Eskiden kalandan değil. Yani 200 gram olmuş artık. Bu senenin, hı, zekatı 200 gram üzerinden vereceksiniz ama bir yıl bekleteyim derseniz bir yıl sonra verebilirsiniz 200 gramdan. Çok teşekkür ederim hocam. Yani artan malı ilave edeceğiz. Sermayenin tamamından zekat veriyoruz. Anladım hocam. Çok teşekkür sağlık ederim. Sağlık, afiyet diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun hocam. Evet, bir telefon alalım. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Ayla Yener. Aleyküm. Samsun mu? Evet.
Buyurun evet. Efendim. Benim 11 yaşında bir kız evladım var. Oruç tutuyor. Şu anda tutmaya çalışıyor. Evet. Bu parmağını emiyor hocam. Parmağı oruç bozar mı parmağın emmesiyle? Parmağını yemiyor. Hı hı. Peki bir aramız olacak, ondan sonra ben size cevap vereyim, olur mu? Ayrılmayın telefondan. Bir de WhatsApp sorusu alalım arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Biz ahirete göç ettiğimizde hangi dil konuşacağız acaba? Arapça mı konuşacağız yoksa Türkçe normal dilimiz mi konuşacağız? Peki. Bunu öğrenmeyi çok istiyorum. Ahirette ne konuşacağız? Bir de parmağını emmek orucu bozar mı? Bunlar soruldu. Bir ara verelim. Ondan sonra yine karşınızdayız inşallah. Evet efendim, yeniden birlikteyiz. Telefonda bir kardeşimiz 13 yaşındaki kızı oruç tutuyor. Ama gündüzleri de parmağını emiyor diye sordu. Şimdi parmakta herhangi bir gıda vesaire yok. Bu alışkanlık yani. Bu çocuğun tabii psikolojik durumları da olabilir. Onu kontrol ettirmek lazım doktorlara. Ama parmak emmekle oruç bozulmaz. Bir WhatsApp sorumuz da ahirette hangi dili konuşacağız? Şimdi bizim vücudumuz yeniden inşa edilecek. Allah-u Teala biz insanı yeniden yaratıp yeniden inşa edeceğiz. Yani her bedenimiz yeniden yaratılacak. Cennetteki bedenimiz cennete uygun olacak. Yani orada yaşlanma yok. Hücreler ölmeyecek. Burada sakat olan, engelli olan bile orada tam bir vücuda sahip olacak. Yaşlanmayacak, güzel olacak herkes. Ve orada bizim bilmediğimiz şekilde bir konuşma da var. Mesela mahşer yerinde eller konuşacak diyor, ağızlara mühür vurulacak, insanın azaları konuşacak. Belki de orada bir dil, bugünkü anladığımız manada bir lügat yok ama genellikle tefsir kitaplarında, hadis kitaplarında orada Arapça konuşulacağı, cennet lisanının Arapça olacağı söylenir. Ama Allah her türlü konuşturmaya da kadirdir. Orada gidince göreceğiz bakalım ne konuşur. İnşallah cennete gireriz. Orada belki dile bile gerek kalmayacak. İnsanlar baktığında konuşmuş olacaklar. Şimdi öyle bir çağa doğru da gidiyoruz artık, zaman öyle. Peki diğer telefonumuzu alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam, hayırlı yayınlar. Hayırlı sabırlar efendim. Teşekkür ediyoruz. İzmit'e selam olsun. Buyurun. Hocam öncelikle tüm izleyicilere de selam iletmek istiyorum. Allah razı olsun. Hocam ben iki tane sorum olacak size. Birinci sorum, yani sorum ikisinde aslında babamla alakalı. Evet. Babam 75 yaşında. Yaşıyor değil mi? Yaşıyor hocam. 75 yaşında ama umre de yaptı. Tamam. Umre de yaptığı halde biz uyarıyoruz. Namazlarını kılarken camiye gitmediği zaman, evde kıldığı zaman vakit namazlarında farzını duracağı zaman kamet getirmiyor hocam. Israrla da diyoruz ki baba kamet getirmen lazım. Kamet getirmiyor ve bize çok sert davranıyor konuda. Kızıyor, siz çok biliyorsunuz falan diye. Televizyonda da seyrediyor. Kamet getirmeyi bilmiyor mu? Bildiği halde mi terk ediyor? Bilmiyor hocam. Israrla diyoruz ki biz öğretelim baba. Yok diyorsunuz, konuşmayın bana. Bize çok sert bir şekilde davranıyor. Hakaretlerin bir nefeyi parça. Yani biz bununla bu konuda başa çıkamıyoruz. Çok ısrarla söylüyoruz. Baba öğretelim, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Sen hacca gittin. Her şeyi anlatıyoruz ama yok, ısrarla bizi dinlemiyor. Birincisi bu hocam. Diyoruz ısrarla söylememize rağmen yok, dinlemiyor. İkincisi babam artık çığlığından çıkmış bir adam. Kesinlikle bu da bir örnek olsun diye istiyorum aslında. Bağlanmamın esas nedenlerinden de böyle bu. 75 yaşında, 3 sene önce annem rahmeti rahmana kavuştu. Evet. Israrla daha annem rahmete kavuştuktan sonra evleneceğim başladı. Biz ısrarla bunun beklemesini, biraz zamanı geçmesini söylediğimiz halde her kim bir bayan bulsa hemen evleneceğim diyor. Bizleri kesinlikle yok sayıyor. Kesinlikle bizleri ağza alamayacak küfürler,
hakaretler. Ben 53 yaşındayım hocam. Bu babam 53 yaşındaki bir evladına küfür edip vurmalar. Biz gene şey yapıyoruz ama biz de artık çığırından çıktık. İki kardeşimiz hocam. Kardeşim de devlet memuru, polis memuru. Ben de emekliyim. Biz başa çıkamıyoruz hocam. Belki ya, sizin dinliyor şu anda. Yalnızda mı kalıyor? Şu anda ben yurt dışında yaşıyorum hocam. Bunu bu aksilikleri yüzünden geldim. Kim bir bayan bulsa hemen evleneceğim diyor. Hemen ona ev veriyor, araba alıyor. Durumumuz iyi Allah'a şükür. Bir dakika şimdi... Hacı amca beni dinliyor mu? Televizyonda şu anda dinliyor. Hocam ben bazı şeyleri... Bir dakika beni dinledin nereden biliyorsunuz? Siz yurt dışındasınız. Hayır geldim buradayım. Şu anda onunla birlikteyim. Ha, berabersiniz. İzmit'teyim. İzmit Kevken'deyim hocam. Şu anda yanınızda mı? Ben dışarı çıktım hocam. Görüştürmez şu anda. O televizyondan dinliyor ama şu anda sizi. senin sesini de alıyor. Tanıdı. Ben... yazık bizim yer. Ben dışarı çıktım Mahsus hocam. Abiciğim sen o televizyonun önünde. Bak televizyonda o şimdi seni biliyor. Sesini evet, tanıyor. Kendini evet. de tanıyor. Sen dışarı evet. çıkman bir şey değiştirmedi. Senin şikayetini o şimdi gördü. Tabii ki hocam ama yanında olsam konuşturmaz hocam. Çünkü ağır hakaret yapar oradaki zaten herkesi rezil etti bizi. Ama şimdi ben oradaki ben, insanlar da... Bak ben senin babanı tutacağım şimdi. Şimdi iki şey var burada. Birincisi kamette zorlamayın. 75 yaşına gelmiş anlamıyorsa, kafası almıyorsa namazı bozmaz. Kamet sünnettir. Evet. Sünnet eksik olur. O şekilde kılsın. Ne güzel sünnette kılıyor. Namazında kılıyor. Allah'tan evet. namaz kılıyor. Evet, namaz kılan bir babanız var. Dua eden bir babanız var. Namazda size de dua ediyordur o. Siz de ona dua ediyorsunuz. Evet, biz onun için uğraşıyoruz. Elbette. Yani bir de gösteriş amaçlı çok şey. Ama sessiz konuş duymasın. Yok şu anda dışarıdayım rahat konuşamıyorum. Yoksa müdahale edecek hiç konuşamayacağım hocam. Hemen bağıracak çağıracak. Zaten rezil olduk oradaki izleyiciler. Evet sizlere karşı da çok çok. Yok isim vermedik. İsim vermedik. İsim yazmıyor burada. İsim vermedik. Şu anda hiç namaz kimseye rezil olmaya gerek yok abicim. Herkesin başında bu. Yani 75 yaşında, 80 yaşında evlenmek isteyen, çocuklarıyla anlaşamayan babalar var. Burada ölçü şu, o da dinlesin. Bir erkek ya da bir kadın eşi öldükten sonra evlenmek istiyorsa çocukları ona mani olmasın. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Birinci şart bu. Çocuklar mani olmasın. Evlenemezsin diyemez. Çocuğun hakkı yok böyle bir şey. Ancak... Onu anladım şimdi. Senin ben bitireyim sen sonra eksik kalırsa sorunu sorarsın. Az önce bir şey dediniz. Ancak dediğim o. Gördüğüne para yediriyor. Gördüğüne para veriyor. Aldanıyor. Evet. Onu kullanıyorlar. Sömürüyorlar. Bilemiyor. Sormuyor. Etmiyor. Önüne gelenle evlenmek istiyor. Perişan olacak. Aynen. Daha kötü olacak. Daha rezil olacak. Evet. Çocuklar da karşı çıkıyor. Ona siz güzel bir hanım bulun, baş göz edin. Hocam, siz bulun. Biz bununla alakalı çok güzel bir şekilde kardeşimle birlikte izah ettik, konuştuk, doktora getirdik, doktora anlattı. Abi evlenme demeyin ya, evlensin demiyoruz, adam. Evlen ha. Hocam, evlenmesine zaten karşı değiliz. Yanımızda durmuyor. Kardeşim de ben de inanın çok hürmetkar ve çok güzel şekilde bakıyoruz, ilgileniyoruz. Millete gidiyor. Yalnız başına gidiyor yazlıkta. Gültepe'de, İstanbul Gültepe'de evimiz de var. Çok oraya adres gidiyor. Adres verme fazla. Belli oluyor. Yok. Oraya gidiyor. Millete anlatıyor. Ağlıyor, sızlıyor. Benim çocuklarım bana bakmıyor. İnanın gelinler olarak eşi ve kardeşim eşi. Yani ağzından dışını yalayan bir insanlar. O kadar hürmet yaşıyor. Tamam. Ama... Anlaşıldı. Peki ben şimdi Hacı abiye de bir iki söz söyleyeyim. Hacı abi bak senin hayırlı çocukların var. Bunları üzme. Seni bir gün inşallah baş göz ederler. Biraz sabret. Çocukların kıymetini bil. Yaptıklarını da onları yapmadı diye sağa sola hele hiç kahve köşelerinde şurada burada laf etme. Üzülüyorlar. Ama evlenmek hakkın. Ben onlara da söylüyorum. Evlendirsinler. Bu durumda olan anne babaları ne olur çocuklar engel olmasın. Ama dürüst doğru bir evlilik yapmalar için de yardımcı olsunlar. Yanlış, çok yanlış bir şey yapacaksa. Elbette çocuklar orada mani olacak. Çünkü onlar da çekecek cezasını.
O çocuklar da çekecek. Yanlış bir kadın gelirse oraya malını mülkünü talan eder. Adamı da rezil eder, alır gider, al başına iş ondan sonra. Evlilik önemli bir konu. Her önüne gelenle öyle evlilik olmaz. Ama bak namazına da karışmayacaklar. Sen kâhmet getirmeden namaz kılabilirsin. Sünneti terk etmiş olursun, sevaptan mahrum olursun ama namazın olur. Ama çocuklarının kalbini kırarsan, sürekli onları dedikodusunu, gıybetini yaparsan seni ne evlilik kurtarır ne namaz kurtarır. O kadar üzme. Bunları üzmeye hakkın yok. Babanın da dikkat etmesi lazım. Bir de kolunu, kanadın kırılmış, eşin rahmetli olmuş. Bundan sonra birbirinize bakacaksınız inşallah. Sevgili abim, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlık, afiyet diliyorum inşallah. Güzel neticeler alırsınız. Hacı abiye de selamlar, hürmetler. Evet, diğer bir telefonumuz. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler. Çorum'a selam. Hayırlı geceler hocam. Buyurun. Biz depremde değiliz hocam. Hatay'dan geldik. Çorum'a yerleştik de. Çok geçmiş olsun kardeşim. Sağ olun. Allah ölenlere razı olsun. Rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Amin hocam. Sağ olun. Neresinde indiniz Hatay'ın? Efendim hocam? Hatay'ın Antakya'dan mı? İlçelerinden mi? Kırıkan. Kırıkan'dan. Çok geçmiş olsun. Evet. Buyurun. Sağ olun hocam. Biz şu an çok sıkışık durumdayız. Yardımlarla geçiniyoruz. Bize bu sene fitre düşüyor mu, düşmüyor mu onu öğrenecektim hocam. Siz şimdi fitre alacak durumdasınız. Zekat alacak durumdasınız. Bu da ayıp bir şey değil. Allah Teala insanları bazen darda, bazen bollukta imtihan eder. Şimdi bu darda siz de imtihan oluyorsunuz. Bollukta olanlar da size yardım edip etmemekte imtihan oluyorlar. Bu sene siz fitre vermeyeceksiniz. Gelen fitrelerden alabilirsiniz. Biz de teşvik ediyoruz. Fitrelerinizi, zekatlarınızı, sadakalarınızı, hediyelerinizi, bağışlarınızı aman ne olur deprem bölgesine gönderin diye ya da depremzedelere gönderin diye. Gene sahip çıkmış devletimiz, milletimiz, tanıdıklarınız var herhalde Çorum'da. Onların yanına gitmişsiniz. Allah yardımcınız olsun. Tesadüf üstüne geldik. Bir hayırsever ev verdi. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Kızımın arkadaşı vardı burada. Evet. Onlar davet etti, geldik. Bir hayırsever ev verdi. İşte eşyamızı, her şeyimizi yaptılar çok şükür. Memnunsunuz değil mi şu anda oradaki durumdan? Çok iyi insanlar, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya bizim milletimiz böyle. Allah hepsinden evet. Razı olsun. Ne güzel insanlarımız var. Yani bu depremde yine birlik beraberlik olduğumuzu gösterdiler. Göründü. Ben de o bölgeleri gezdim, ziyaret ettim. Hamdolsun çok güzel insanlarımız var. Sizler de evet. Çok metanetli durdunuz. Devlete yani, güvendiniz, millete güvendiniz. Allah'tan gelen bir şey hocam, yapacak bir şey yok. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki başka soru var mı bacım? Hocam biz dün bir eve yemeğe davet edildik. Evet. Hem kedi hem köpekleri vardı. Hı. Kedinin olduğu yerde namaz kılındığını biliyorum. Bizim de kedimiz vardı. Evet. Köpek de vardı. Biz namaz kılmaya geçtik ama seccadelerin üstünde köpek geziyordu. Çok şüphede kaldım. Hani namazı kıldık ama... İçimde bir şüphe kaldı acaba diye. Şimdi köpeklerin özellikle Şafii mezhebine göre süründükleri, yaladıkları necis oluyor. O şekilde orada namaz kılınmaz. Ama size ayrı bir yer göstermeleri lazım. Yani köpeğin girmediği, en azından seccadeniz temiz olmalı. Namaz kıldığınız yere girmesin. Öyle olur. Yani namaz kılanların... Misafirlikteydik diye bir şey diyemedik hocam. Yani akşam namazıydı bir de. Hani... Geç kalmamak için kılmak zorunda da kaldık ama... Yok, söyleyeceksiniz. Öyle yerlerde söyleyeceksiniz. Biz namaz kılacağız. Yani bu temiz bir oda olsun ya da temiz seccade olsun ve köpek de girmesin diye tembih edeceksin. Ev sahibi de kılıyor ama namazını. Ev sahibi kılıyor ama maalesef bunları bilmiyor. Evet. Ben şüphede kaldım. Yani dinliyorsa dikkat edecek. Yani çünkü bazı mezheplerde sıkıntılı. Yani. O konuda dikkat etmek evet. Lazım. Peki Allah kabul etsin diyelim. Hayırlı sahurlar diliyorum. Rabbim inşallah kolaylık versin bütün depremzede kardeşlerimize. Allah iki canını aziz eylesin. Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın affetmeyeceği günahlar var mı? Günahlardan tövbe etmeden ölen kişinin durumu ne olur? Bütün bunları inşallah konuşacağız. Cehennem ateşini söndüren 7 ameli size anlatmak istiyorum şimdi. Ondan sonra inşallah başka konulara geleceğim. Allah için dökülen gözyaşı. Allah için ağlarsa bir göz,
o göze cehennem ateşi dokunamaz. Kur'an okurken ağlıyoruz, namaz kılarken ağlıyoruz. Efendim duygulanıyoruz, ağlıyoruz. O göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah'tan isteye, başkasından istemeyen, başkasına el açmayanlara Allah da onu makbul ediyor ve cehennem ateşi ona dokunmuyor. Haset etmemek cehennem ateşini söndürür. Haset etmek cehennem ateşini celbeder, çeker. İftira atmamak, kimseye iftira etmemek cehennem ateşini söndürür. Kibirlenmemek, böbürlenmemek cehennem ateşini söndürür. Allah yolunda insanlara, hayvanlara, muhtaçlara yardım etmek, paylaşmak, infak etmek cehennem ateşini söndürür. Zulme uğrayanların, mazlumun duasını almak cehennem ateşini söndürür. Evet. Hazreti Ayşe'den size bahsetmek istiyorum bugün. Ayşe binti Ebi Bekir radıyallahu anha, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe, Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanımı, zevcesi, öyle bir seviyordu ki Hazreti Ayşe'yi Peygamberimiz, beni nasıl seviyorsun diye bir gün sordu, kördüğüm gibi seviyorum, ilk günkü gibi seviyorum. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz'e gerçekten aşıktı. Çok seviyorlardı birbirlerini ve Allah öyle bir lütfetti ki Hazreti Ayşe'nin odasında vefat etti Allah Resulü ve Hazreti Ayşe'nin odasına defnedildi. Onun dizinde vefat etti. Başını dizine koyarak en son La ilahe illallah, La ilahe illallah ile Rafikül Ala diyerek vefat etti. İşte böyle bir hanımefendi Hazreti Ayşe annemiz Medine'den önce hicret döneminde, hicret esnasında Resulullah aleyhissalatü vesselam Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in evine uğradı. Ve o zaman Peygamberimizle Hazreti Ayşe annemiz nişanlanmıştı. Ve onlara azık hazırladılar. Elbise hazırladılar, yolluk hazırladılar. Babasıyla birlikte Peygamberimizi Medine'ye hicrete gönderdiler. Hicretten sonra Hazreti Ali geride kalan Peygamberimizin çocuklarını ve Hazreti Ebu Bekir'in çocuklarını da alarak getirdi. Bir sene sonra da Resulullah Efendimizin Hazreti Ayşe ile evlendiğini ve nikah kıydığını görüyoruz. Hazreti Ayşe annemiz gençti, çok zekiydi, çok akıllıydı. Sahabe arasında hadis-i şerifleri en çok bilenlerden, kendisine fetva sorulanlardan, fetva veren hanımlardan biriydi. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın her haline vakıftı. Özellikle hanımlar İslam'la ilgili, Kur'an'la ilgili ne soracaklarsa Hazreti Ayşe annemize gider, sorarlardı. Tabii hanımlar arasında kıskançlıklar olur. Hazreti Ayşe ile diğer eşler arasında kıskançlık oluştu. Peygamber Efendimiz buna üzüldü ve dargın olarak ayrı bir eve gitti. Hazreti Ömer'in kızı Hafsa annemiz de Peygamberimizin zevcesi, bunu duyar duymaz Hazreti Ömer sizi boşadı mı Resulullah diyerek telaşla geldi. Bir de baktı ki Peygamberimiz evde yok. Gitti buldu kendisini. Hasırda yatmış. Mübarek vücuduna Resul Efendimizin hasırın izleri çıkmış. Üzüntüsünden Ensar'ın evinden de dışarı çıkmıyor. 29 gün evine uğramadı. Hanımların yanına uğramadı. Ve bir ay geçtikten sonra 29 gün geçince eve geldi. İla hadisesi diye meşhurdur bu. Her sefere savaşa gittiğinde de hanımlardan birini kura çekerek götürürdü. Müreysi gazvesine de Hazreti Ayşe annemizi götürdü. Müreysi gazvesinden zaferle dönerken Medine yollarında ordu mola verdi. O zaman
kadınlar devenin üzerindeki hörgüce konulmuş sanduka içerisinde öyle yolculuk yaparlardı, sarsılmasın, düşmesin diye. Hazreti Ayşe'nin sandukasını indirdiler mola yerinde. Mola bitti, tekrar sandukasını koydular, Hazreti Ayşe içinde zannettiler. Halbuki Hazreti Ayşe uzaklaşmış hacet gidermek için ve dönüşte de gerdanını düşürmüştü. Onu bulayım derken bir de geldi ki ordu gitmiş, peygamber gitmiş, askerler gitmiş, çölün ortasında yapayalnız kaldı. Daha sonra ordunun arkasından eksikleri, eşyaları, mola yerlerindeki kalıntıları toplamak üzere görevlendirilen bir nöbetçi olurdu. İşte o Müreysi gazvesinde Saffan bin Muattal nöbetçiydi. Geldi bir de baktı ki yapayalnız Hazreti Ayşe annemiz oturuyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah Allah. Hayırdır bu başımıza gelen musibet? Ne işim var burada tek başına? Beni burada unutup gitmişler. Ata bindirdi ve koşturarak yetiştiler. Bunu dedikodu yaptı münafıklar, kafirler. Kafir yoktu orada ama münafıklar dedikodu yaptılar. Dediler ki haşa, peygamberin hanımı peygamberi aldattı. Hazreti Ayşe'nin hiçbir şeyden haberi yok. Münafıklar fırsat kolluyorlardı peygamberimize karşı ayaklanmak için. Resulullah Efendimiz çok üzüldü. Bu yolculuk sırasında o meşakkatten dolayı da Hazreti Ayşe annemiz rahatsızlandı, hastalandı, yatağa düştü. Yanına gidip hastanız nasıl diye soruyor. Hazreti Ayşe ile de peygamberimiz konuşmuyordu. Üzüntülüydü çünkü. Ve kendi yanında yine bir hacet görmek üzere, tuvaletler dışarıdaydı o zaman, Mıstah'ın annesi bir kadın Hazreti Ayşe'yi tuvalet yoluna götürüp getirirken ayağı taşa çarptı kendisinin. O Mıstah'ın annesinin. Allah Mıstah'ı cezalandırsın dedi. Hazreti Ayşe annemiz anlamadı. Oğluna niye beddua ediyorsun dedi. Duymadın mı dedi. O da senin için dedi iftira ediyor. Benim oğlum da olsa Allah cezasını versin. Ne iftirası? Senin haberin yok mu diye ağzından kaçırdı. Benim bir şeyden haberim yok. Seninle ilgili dedikodular başladı. Ayşe Medine çalkalanıyor. Çok hastalandı. Çok üzüldü. Mahvoldu. Peygamber Efendimiz'e inanıyor musun buna dedi. Böyle bir şeye inanıyor musun? O da dedi ki Allah'tan bekliyorum cevabı. Bilemiyorum. Yaptıysan böyle bir yanlış şey, Allah seni affetsin. Üzüldü buna. Annesinin babasının yanına gitti. Ey anneciğim, ey babacığım, siz söyleyin. Siz beni daha iyi tanıyorsunuz. Ben böyle biri miyim? Allah korusun. Peygamber Efendimiz şahitlere soruyordu, insanlara soruyordu. Hazreti Ayşe hakkında ne biliyorsunuz? Hizmetçilerine soruyordu. Bir kusurunu söylediler sadece. O da iş yaparken uyurdu. Hamur yoğururken uyurdu. İşte keçiyi sağarken uyurdu dediler. Uykusu ağırdı. Onun dışında başka bir kusurunu görmedik Ayşe. Tertemiz bir kadındı. Ve Ensar'la Muhacir arasında bile kavgalara sebep oldu. Saffan bin Muattal o genç de mahvoldu. Ona da iftira etmiş oldular. Ve Hazreti Ayşe annemiz ancak Allah'tan yardım istiyordu. Peygamber Efendimiz'e karşı da kırıldı. Kalbi kırıldı, incindi. Bir ay sonra Allah Nur suresinde bir sayfa boyunca Hazreti Ayşe annemizi tertemiz olduğunu beyan etti. Temize çıkardı. Babası Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki peygambere teşekkür et, bak ayetler indi. Vallahi ona teşekkür etmem dedi. Ona teşekkür et. Ben Allah Rabbime şükrederim. Rabbim beni temize çıkardı. Ve bu ifk hadisesinde, iftira hadisesinde Allah-u Teala müminlere şunu söylüyor. Ey müminler, temiz, iffetli bir kadına iftira edildiğinde
biz onun hakkında bunlara inanmayız, bunlar iftiradır demeniz gerekmez miydi? Siz de günahlara ortak oldunuz. İftira edilen tertemiz çıkınca, iftiraya sessiz kalanlar da imtihanı kaybetmiş oldu. Ve Hazreti Ayşe'nin tertemiz olduğunu Kur'an apaçık ortaya koydu. Hazreti Ayşe annemiz ondan sonra çok daha fazla itibar gördü. Sahabe-i kiram ona çok hürmet ettiler. Ona çok izzet ve ikramda bulundular. Resulullah Efendimiz de bundan sonra ona çok izzet ve ikramda bulundu. Onu bir başka seviyordu. Ve az önce ifade ettiğim gibi hastalandığında bile hep onun yanında kaldı. Resulullah vefat ettikten sonra Hazreti Ayşe annemizin odasına defnedildi. Babası Ebu Bekir vefat etti. O da kendi odasına defnedildi. Resulullah'ın yanına 3 kişinin sığabileceği bir odaydı bu. Son yeri de kendisine ayırdı. Ben de ölürsem beni de buraya gömün diye vasiyet etti. Ancak Hazreti Ömer yaralanmış, hançerlenmişti. Yarası ağırdı. Ve dedi ki, ne olur beni Resulullah'ın yanına gömün. Beni Ebu Bekir dostumun yanına gömün. Dediler ki orası Ayşe'nin kendine ayırdığı yer. Mezar yeri vermez orayı. Oğlunu gönderdi. Babamın selamını, hürmetlerini söyle ona. Oğlum, Ayşe'ye söyle o yeri ne olur bana versin. Ben ölmek üzereyim. Hazreti Ayşe büyük bir imtihandı bu. Kendi hakkından vazgeçti. Ve o yeri Hazreti Ömer'e verdi. Ve Resulullah'ın yanına Hazreti Ebu Bekir, onun yanında Hazreti Ömer defnedilmiş oldu. Hazreti Ayşe annemiz uzun yıllar yaşadı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra neredeyse 40-50 sene daha yaşamış oldu. 40 sene, Hicri 58 senesinde vefat etti. Bütün muhaddisler, bütün fakihler ondan ilim elde ettiler. Pek çok talebe yetiştirdi. Pek çok hadis rivayet etti. Bize gelen hadislerin büyük bir kısmı ya Ebu Hureyre radıyallahu anh'tendir ya Hazreti Ayşe annemizdendir. İkisi en fazla hadis rivayet eden iki güzide sahabidir. Allah şefaatlerine nail eylesin. Vefat ettiğinde cenaze namazını da Ebu Hureyre radıyallahu anh kıldırmıştır ve kendisini Cennetül Bakiye defnetmişlerdir. Medine'ye gittiğimizde hepsine dua ediyoruz, ziyaret etmiş oluyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ezvacı tahiratını olan Hazreti Ayşe annemiz onlardan biriydi. İnşallah Rabbim Kur'an'da tertemiz çıkardığı gibi onun yolunda giden kızlarımızı, kadınlarımızı da tertemiz eylesin. Onun iffetinden, onun ahlakından, onun ilminden bizim evlatlarımıza da, kadınlarımıza da nasip eylesin. Medet ya sahibel cemal, medet ya
bel makam. Cana cefa kıl ya vefa.
Gerek ağlat, gerek güldür, gerek dirilt, gerek öldür. Bu aşk hem sana kuldur, kahrında o. Lütfunda hoş ya Kerim Allah. Evet. Maşallah, Şahin Durak kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Evet, telefon varmış. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Düştü mü? Hocam düştü. Peki. Şimdi biz Özbekistan'a gittik. Semerkant'a gittik. Dünyanın en çok turist alan şehirlerinden biri Semerkant. Bir renk cümbüşü. Aman Allah'ım, o mozaikler, o binalar rengarenk. Nasıl işlenmiş o taşlar, o medreseler, o kaleler, o türbeler. Semerkant'ı görmek lazım. Dünyanın en harika eserleri orada. İşte orada Ulu Bey Medresesi var, Şirdan Medresesi var, Telkari Medresesi var, Tildekari Medresesi. Onların içerisindeki yapılan ilimleri anlattık. Yüzyıllarca insanlığı, dünyayı nasıl aydınlatmışlar? Ecdadımız, ata yurdumuz. Şimdi hep beraber inşallah Özbekistan'da, Semerkant'ta, Registan Meydanı'ndayız. Hep beraber izliyoruz. Sevgili izleyiciler, hayırlı sahurlar, seheriniz, sahurunuz, sofralarınız bereketli olsun. Şu anda Registan Meydanı'ndayız. Semerkant'ta Registan Meydanı. Registan ne demek? Timur zamanında burası İpek Yolu üzerindeydi ve burada nehir çekilmiş, ortaya kumlar kalmış ve İpek Yolu üzerinde çok kıymetli bir pazar yeri meydanıydı burası. Ticaret meydanıydı. Onun için kum meydanı anlamına gelen Registan ya da Registan Meydanı olarak burası anılıyor. Burası adeta Semerkant'ın kalbi, ticaretin merkezi, ilmin merkezi, irfanın merkezi, Semerkant'ın sembolü olmuş. Ve 1420'li yıllarda Ulu Bey, hemen benim sağımda gördüğünüz Ulu Bey Medresesini inşa etmiş. Medresede İlim tahsil eden talebeler yerleşmiş. Her bir hücresinde, odasında medrese talebeleri kalmış. Onlar eğitimlerini burada çok kıymetli hocalardan ve Semerkant'a gidip gelen dışarıdan da pek çok alimden ders almışlar. Bu medrese boyut olarak kapısının yüksekliği yaklaşık 33 metre. İçerisinde birbirinden daha kıymetli çok güzel eserler ve odalar var. Şu anda ticaret için, sergi için, sanat için sanatkarların kendi el emeklerini sergiledikleri ve gerçekten Semerkant'a özgü, Özbekistan'a ait eserlerin ticaretinin yapıldığı, sergilendiği, turistik eşyaların satıldığı bir yer olarak şu anda hizmet ediyor. Bir kültür abidesinin şu anda yanındayız.
hemen solumda gördüğünüz Serdar Medresesi. Orası da 1619'da başlamış. 1636'da 17 sene içerisinde bitirilmiş bir medrese. Ulubey Medresesi'nin karşısında oranın da kapısının yüksekliği görüyorsunuz. Çok yüksek bir kapı var. Gerçekten görkemli ve muhteşem bir kapısı var. 32 metre yüksekliğinde bir kapısını görüyoruz. Orası da yine aynı şekilde talebeler için medrese olarak kullanılmış ve pek çok ilim tahsil edilmiş. Buranın valisi olan Yalantuş Bahadır tarafından inşa edilmiş. Şehrin merkezinin valisi bu zat burayı 17 senede inşa etmiş ve karşılıklı bu medreseler yüzyıllarca talebe yetiştirmiş. Peki bu talebelerin bakımı, beslenmesi, bütün masrafları nereden karşılanıyor? Ulubey zamanında da medrese talebelerinin bakımı için, dersleri için, onların geçimi için, masrafları için buraya bir kervansaray yapılmış. Kervansaray, oradan gelen gelirlerle talebelerin her türlü ihtiyaçları karşılanır ve o şekilde yüzyıllarca hizmet edermiş. Yalnız 200 sene sonra bu kervansaray yıkılıyor ve tekrar Tillakari Medresesi buraya kuruluyor. Burada kervansarayda da pek çok ticaret malları burada satılıyor. Burası hakikaten o zaman da Semerkant'ın pazar merkezi, İpek Yolu'nun ticaret merkezi olarak buradaki hizmetini sürdürüyor. İçeride çok kıymetli odalar var. Birbirinden daha muhteşem sanat eseri, hakikaten altın kaplamalarla süslenmiş tellekari sanatında dediğimiz, Türkiye'de ona benzer altın sanatıyla süslenmiş odacıklar ve bir takım bölümler var. Onlar da bugün bir şaheser, sanat şaheseri olarak ziyaret ediliyor. Bu meydanın şu anda da yine pek çok turizm katkısı olduğunu ve insanlara hizmet ettiğini görüyoruz. Medrese neden bu kadar önemli? Çünkü bu solumda gördüğünüz Serdar Medresesi'nin kapısında bir geyik sembolü var, resmi var, bir kaplan resmi var, bir de güneş resmi var. Bu halk arasında şöyle bir rivayeti var. Geyik eğitimdir, ilimdir. Kaplan talebedir. İlmi kovalayan ve ilmi avlamak isteyen, kaydetmek isteyen talebedir. Güneş de cihandır, dünyadır ve dünyayı elde etmek isteyen hükmünün ve hükümranlığının bütün dünyayı kaplamak isteyen kişinin sembolize edildiği güneştir. Dolayısıyla bu medreseler, eğitim müesseseleri halkın felahı ve refahı için kıymet verenler hiçbir zaman zorluk çekmezler. Çünkü ülkeler kılıçla fethedilse dahi kılıçla baki kalamazlar. Kalemle yönetilirler. O yüzden ilme ve irfana yapılan hizmet, masraf hiçbir zaman israf sayılmamıştır. Buradaki pek çok talebenin daha sonra İslam dünyasının diğer coğrafyasında da insanlığa hizmet ettiği, bilimin temellerini attığı da tarihi bilgiler içerisinde rastlıyoruz ve bir gerçek olarak tarihte yerini almıştır. Bu medreselerde yüzyıllar boyu 5 yıl ilkokul, 5 yıl ortaokul, lise seviyesinde, 5 yılda üniversite seviyesinde toplam 15 yıl eğitim verilirdi. Burada sadece İslami ilimler, tefsir, hadis, fıkıh, kelam değil, aynı zamanda hendese, coğrafya, matematik, astronomi, tıp gibi ilimlerden de, filozof, felsefe gibi ilimlerde de insanlar ders görürlerdi. Dünyayı tanımak ve dünyaya, insanlığa faydalı olabilmek için. Mirza Ulubey aynı zamanda hükümdar oldu. Fakat hükümdar olduğunda da kendisi bu yaptırdığı medreseyi ihmal etmedi ve gelip burada hükümdar Ulubey olarak burada
talebelerine ders verdi ve hep onların başında olmayı yeğledi. İlme irfana bu kadar hizmet etmiş bir hükümdar da belki çok az rastlanan bir olaydır. Rabbim ilmin kıymetini, alimin kıymetini, talebe olmanın nimetini, kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Tüm ilim yolunda, irfan yolunda dünyayı aydınlatan bilgisiyle, irfanıyla, kalemiyle, gönlüyle insanlığın ruhunu kazanan tüm geçmişlerimizden Cenab-ı Hak razı olsun. Hepsinin ruhları için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratal müstakim, sıratal lezine en'amte aleyhim, gayril meğdubi aleyhim veladdallin. Evet, yeniden birlikteyiz. Sahurunuz bereketli olsun. Rabbim sağlık afiyette daim eylesin. Telefonumuz varmış. Telefon alalım. Selamünaleyküm. Hayırlı sahurlar. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz Manisa'dan arıyor. Hayırlı sahurlar efendim. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Benim size bir sorum olacak. Birinci sorum. Evet. Benim adam var. Adamın parasını deprem bölgesinden göndersem olur mu? Veya kesmem lazım. İkinci sorum da Kur'an-ı Kerim'de 14 tane tilavet suresi geçiyor. Onlara hepsini bitirince mi yapmam gerekir? Bazılarını yapıyorum yapmadım diye kalbim çürüyor. Tekrar yapsam bir günahı var mı? Evet. Birincisi adaklarımızı mutlaka yerine getirmemiz lazım. Kurbanımızı kesmemiz gerekiyor. Kestiğimiz kurbanın etlerini depremzedelere verirsek olur. Aksi halde adak kesilmeden, kurban kesilmeden sadaka yerine geçer, adağımız yine kalır. Adağı yerine getirmemiş oluruz. Tilavet secdelerine gelince, Kur'an-ı Kerim'deki tilavet secdelerini okuduğumuz zaman hemen yapmak daha kıymetlidir, vaciptir. Ama hatim bitinceye kadar yapamadık. Onları 14'ünü birden yaparız ya da daha sonra hatırladık yapmadığımız secdeler vardır diye. O zaman onları kaza etmiş oluruz. Yani üzerinde olan tilavet secdesini yapmaya diye niyet ederiz ve onları da yerine getirebiliriz. Tilavet secdesi sonradan da vacip olur. Yapmak vaciptir. Yoksa günaha girmiş oluruz. Tilavet secdesinde çünkü genellikle onlar secde etmezler der. O kafirler Allah'ı anılınca efendim alınları secdeye gitmez. Onlar kibirlenirler, böbürlenir şeklinde ayet olduğu için biz Müslümanlar hemen secdeye gideriz. Tilavet secdesi sevaptır. Allah Teala kabul etsin. Başka soru var mı? Hayır, yok. Teşekkür ederim. Sağlık, afiyet diliyorum. Sağ Allah razı olsun. Biraz sonra hastaların namazını konuşacağız inşallah. Onun için sandalye ve seccadeyi koyduk. 7 büyük günahı size bugün inşallah anlatacağım. Telefonumuzu alalım. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler efendim. Alo. Alo. Hayırlı geceler hocam. Sesim geliyor mu? Geliyor efendim. Çok da güzel geliyor. Buyurun. Allah razı olsun. Hayırlı sahurlar diliyorum hocam. Sağ olun. Benim sizlere bir sorum olacaktı. Hocam ben ilahiyat talebesiyim. İslami ilimler öğrencisiyim. Maşallah. Tebrik ederiz. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Hocam benim isteğim var gerçekten. Hani bu bölüme isteyerek geldim. Hı. Seviyorum da. Çok güzel. Lakin ders çalışırken hocam ya ders çalışma isteği hiç olmuyor bende. Bununla ilgili metodunuz var mı ya da siz de öğrenciyken uyguladığınız bir şey var mıydı? Onu öğrenmek için aramıştım ben. Muhammed kardeşim, bir evet, yazmak hocam. On okumaya bedeldir. Yazarak çalışmak eyvallah en güzeldir. Bir evet, de kendi başınıza çalıştığınızda uyku geliyor, gaflet geliyor istemiyorsanız arkadaşla çalışmak daha güzeldir. Karşılıklı hocam, daha soru çok, cevap. Daha çok isteksizlik geliyor. Yani ben okul olarak hazırlıktayım. Yani onun dışında ilgilendiğim alanlar farklı. Mesela İslam felsefesiyle uğraşmayı
daha çok seviyorum. Hadis alanında uğraşmayı daha çok seviyorum onun için. Bunlar güzel. Biraz daha bunlar güzel yani bunları yapacağız. Oluyor. Ancak sırayla basamak basamak. Taallemtül ilme meseleten bade meseletin. İlmi derece derece öğreneceğiz. Hepsini aynı anda yapmaya kalkarsak basamakları birden çıkmaya benzer bu. Tek adımda 10 tane basamağa çıkamayız. Birinci basamağa çıkacağız, sonra ikinci basamağa geleceğiz, acele etmeyeceğiz. İlimde tedricilik esastır. Zaten eğitim dediğimiz şeyin ana gövdesi, omurgası süreçtir. Bir süreç olmadan, zaman olmadan eğitim birdenbire insanlara şırıngayla verilmez. Yavaş yavaş birini öğrenecek, diğerini öğrenecek. Ehem mühim meselesi vardır Muhammed. Ehem mühim meselesinde en önemlileri en başa koyacağız. Dolayısıyla şöyle derler eğitimciler, bir odada ders çalışmak seni daraltıyorsa, bunaltıyorsa başka bir odayı deneyeceksin. Kütüphanenin şeklini evet, değiştireceksin. Sesli çalışmak seni teşvik ediyorsa kulağında bir kulaklıkla işte ne bileyim ilahi dinleyeceksin, Kur'an dinleyeceksin, konsantre olacaksın, o şekilde olacak. Deneyerek bunları bulacaksın inşallah ama çalışmadan olmaz. İlmin kıymetini zaten biliyorsun. Başarılı olmak istiyorsan mutlaka önce sana ait olanı yapacaksın. Fatih Sultan Mehmet Han gençliğinde İstanbul'un fethi için aşkıyla yanar tutuşur. İstanbul'u fetheden komutan, hadis-i şerifte müjdelenen o asker ben olacağım der. Haritaları serer. Odasında sabahlara kadar plan proje kurar. Şehzadeyken daha. Ama Molla Gürani bakar, açar kapıyı. Ne o? Mehmet ne o? Hocam İstanbul'u fethetmenin aşkıyla yanıyorum. Bu haritaları serdim. Plan proje yapıyorum. Derhal kapat onları. Ve uykunu uyu, yarınki dersine çalış. Sen bilir misin ki peygamber cahil bir komutanı müjdelemez. Alim bir komutanı müjdeler. Önce ilmini elde edeceksin. Sonra İstanbul'u fethedeceksin. Ölçü bu. Biz önce bize düşeni yapacağız. Sonra Allah kapıları açar. Başarılı olursun. Böyle hedeflerin varsa, hedefi olması insanın güzel bir şey. Tebrik ediyorum seni. Başka soru var mı? Hocam başka sorum var. Fatih'ten örnek vermeniz bu arada çok iyi oldu. Onu çok örnek almaya çalışırım hocam bu Allah arada. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Bir de hocam ben 21 yaşındayım. Ben 3,5 yaşındayken babam vefat etti benim. Allah rahmet eylesin. Hani, babam vefat etti ama ben mesela hani dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına uymaya çalışıyorum. Öğrendiğim ilimle amel etmeye çalışıyorum. Yani, ne güzel. Emre bil maruf neyhani münker yapmaya çalışıyorum. Hani bunların tabi Allah bilir bunu ama sevapları babama geçiyor mudur yani? Geçmez olur mu? İza mate ibnu Adem in kata ameluh illa bi selasin sadakatin cariyetin ev ilmin yuntefa'u bihi ev veledin salihin yed'u leh. Manasını anladın sen. Ama evet, anlamayanlar için söyleyeyim. Adem oğlu öldüğünde amel defteri kapanır. Ancak üç şey varsa kapanmaz. Bir sadakayı cariye bıraktıysa yahut evet, faydalı bir ilim talebe bırakmışsa ya da kendine dua eden hayırlı bir evlat bıraktıysa o kişinin amel defterine sevap yazılır. Baban da inşallah daha yapacağın nice hizmetlerden sevabını alacak. Tebrik ediyorum seni. Yolun açık olsun, ilmin ziyade olsun, ömrün bereketli olsun. Duacıyım. İstanbul'a gelirsem fakülteye de beklerim. Görüşürsün. Bak burada da benim çok kıymetli bir talebem var. Şahin güzel bir kaside okudu. O da bizim fakültede. Son sınıfta sağ olsun. Adem hocamla tanışıyorlar. Adem Karabey hocam. Sende de var mı böyle güzel ses, sada, enstrüman var mı? Hocam benim hiç alakam yoktur da ben biraz belagat üzerine çalışıyorum. Kürtüye çalışıyorum. Oo, çok güzel. Peki Allah'a emanet ol. Hayırlı geceler, hocam, hayırlı sabırlar kardeşim. Diğer telefonumuz. Selamun aleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı sahurlar efendim. Hayırlı Ramazanlar. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Size de iyi sahurlar efendim. İlhami Bey. Hocam. Efendim hocam. Sakarya'dan mı arıyorsunuz? Evet, Sakarya'dan arıyorum hocam. Neresinden? Serdivan'dan arıyorum hocam. Serdivan'dan. Güzeldir orası. Erenler, Serdivan. Evet. Evet efendim, hocam. Ozanlar. Evet, çok güzeldir. Çark Caddesi.
Evet, evet hocam. Siz benden iyi biliyorsunuz hocam. 3 yıl okudum orada, evet. Evet. Peki, buyurun hocam, efendim. Hocam, benim sana sorum şu olacak. Ben dün şöyle bir durum oldu benim. Ben namaza kalktım. Şey, orucumu tuttum. Hoca da namaz, Allahu Ekber demeden ben şey yapmışım. Ne yapmışsın? Orucumu açmışım. Bugün mü? Dün hocam. Yani dün akşam. Ha, dün akşam bizim. Saat kaçmış? Kaç dakika önce açtın? Bir dakika değil ya. Yarım dakika oldu. Ben orucumu açtım. Ezan Allahu Ekber dedi. Acaba bunun bir şeysi var mı? Ya bir 10-30 saniyeyle falan kurtarırsın. Onda sıkıntı olmaz. Çünkü esas saat önemli. Ezan gecikmiş de olabilir. Saati girdiyse önemli olan o. Evet hocam. Allah kabul etsin. Sıkıntı olmaz. Sağ ol hocam. Yani sıkıntı olmaz değil mi? Yok. Tamam. Ama onu çok merak ediyorum. Ama şöyle hocam. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika önce. Yok hocam. Yarım dakika oldu veya 1 dakika oldu olmadı yani o kadar. Abi, bir dakika yaptım. Şimdi bizde 1 dakika dur. 1 minute. Şimdi orada önce dedin ki ben ne öyle orucu açtım ezan okundu dedi. Sen önce yarım dakika dedin sonra 1 dakikaya çıktın. 1 mi yarım yani, mı? Tamam. 1 mi yarım mı? Hocam. Yarım işte, yarım dakika işte hocam, yarım dakika. Tamam, Allah kabul etsin inşallah. Allah'a emanet ol. Sağ ol hocam. Sağ ol hocam. Yalnız bir sorum daha var hocam. Tamam, alalım. Ha. Buyurun. Ben hocam bu namazda çok istiyorum. Namaz kılmıyor mu abi? Namaz kılıyorum, namazda diyorum. Çok esniyorum. Esniyorsun, ben de çok istiyorum. Ha. Yok, ben çok esniyorum yani namazda. Ben ne yapmalıyım? Bir dakika, arkada kim var? Sana bir tüyo veriyor. Yenge hanım mı var orada? Ne diyor? Ha, yenge de burada. Yenge hanım da burada. Ne diyor? Ne diyor orada? Onu telefona bir verir misin? Telefonu. Verin. Ver bakalım. Telefonu istiyorsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Nasılsın? Allah razı olsun. İlhami Bey namazda ne yapıyor? Orada bir şey hatırlattınız siz ona. Şey, çok mu esniyor? Çok esniyor. Çok hareket yapıyor. Namazda. Namazda nasıl hareket yapar ya? Normal rükû yapar, secde yapar. Başka ne yapabilir? Ya ne bileyim yapıyor işte. Tembih ediyorum ona, yapma, hareket yapma diyorum. Sağa sola bakıyor. Esniyor. Namazda bakıyor. Evet. İlhami Bey. Abi nereye bakıyorsun namazda? Sana diyor bak. İlhan Bey namazda nereye bakıyorsun? Ya yok, bir yere bakmıyorum ben hocam da, bir yere bakmıyorum da namazda ben şey getirdim mi? Eşhedü en la ilahe illallah dediğim zaman çok istiyorum. Niye ben bilmiyorum. Şimdi abdeste dikkat edeceğiz. Taharete dikkat edeceğiz. Gusül abdestine tabii dikkat edeceğiz. Necasete dikkat edeceğiz. Namazda evet araya sıkıştırmayacağız. Geniş vaktinde ve ilk vaktinde kılacağız. İşin ortasında tabii namazda durmayacağız. Bir de uykumuz varsa uyuyacağız. Ondan sonra namazı vakit geçmeden kılacağız. Çünkü Peygamberimiz namazda uykusu gelen gitsin uykusun sonra namazını kılsın diyor. Allah'a diyor dua ederken kötü söz söyler, günaha girer. Haşa, namazdan günah alır diyor. Bizim öğrendiğimiz bu. Peygamber Efendimiz'in hanımlarından sanıyorum Sevda annemiz olacak. İtikaf çadırında bir de ip bağlıyor mescide. Uykum gelince tutarım diye. Peygamberimiz diyor, bu ip nedir diyor. Ya Resulallah, Sevda annemizin. Niye bağlamış? Çok namaz kılıyor. Uykusu gelince oradan tutuyor. Allah'ın sizin esnemenize, çok ayakta durup ipe tutunmanıza ihtiyacı yok ki. Cenab-ı Hakk'a siz dua ederken yanlış söz söylersiniz. Uykulu günaha girersiniz. Uykunuzu uyuyun, ondan sonra namaz kılın. Çözün bu ipi diyor. Görüyor musun? Evet yani hocam. Onunla övünmüyor yani. Bak, ip bağlamış. O kadar ayakta duruyor, ip bağlamış. Biz olsak şimdi ne güzel mübarek kadın deriz. İpi bağlamış duruyor orada. Öyle değil. İşte mübarek değil. Yeni uyduruk bir şey çıkarır böyle insanlar. Allah sana huzurla, ihlasla, tadıyla sevabını alacağın namazlar nasip eylesin. Bize de. İlhan Bey, teşekkür ediyoruz. Yenge Hanım'ı da oldu hocam. Çok teşekkür ederim. Hayırlı sahurlar diliyoruz.
Şimdi hastanın namazını göstereceğiz inşallah. Hastanın namazı, Allah sağlık afiyet versin ama insanlar ya gençken de oluyor, elinde, ayağında, dizinde, belinde veya kaza geçiriyor, bir anlık hastalık oluyor. Normal eğilemiyor, normal secdeye gidemiyor, normal ayakta duramıyor. Peki o şekilde namaz kılmayacak mıyız? Kılacağız. Müştebayı alalım böyle. Hasta da namaz kılacak. Sandalyede namaz olur mu? Oradan başlayalım. Yerde namaz kılacak durumda değilse, şimdi müşteba bir hasta olarak kabul edelim. Yerde namaz kılacak hali yok. Beli ağrıyor, dizlerini bükemiyor. Ancak ayakta yürüyor. O da zor. Namaza abdestini aldı, geldi. Şimdi namaza başlayacak. Hocalar, alimler kitaplara yazmışlar. Diyorlar ki, kıyam, kıraat, rükû, sucud, son oturuş, kâdî-i âhire. Bunlar farz namazda. Kıyamı, ayakta durmayı yapabiliyorsa önce ayakta dursun. Bir ayağa kalkalım. Ayakta durabilecek mi? Önce tekbir alalım. Allahu Ekber. Ayakta durmaya da mecali yok ise oturacak. Otur şimdi. Burada devam edecek. Ama ayakta durmaya imkanı var. Kalkalım tekrar. Allahu Ekber. Ayakta durabiliyor. Ayakta sıkıntı yok. Belinde sıkıntı yok diyelim. Rükûya gidemiyor ama. Şimdi burada okuyacak. Ne yok? Allahu Ekber dedikten sonra Sübhaneke'yi okuyacak. Euzü Besmele ile beraber Fatiha'yı okuyacak. Bir de Zamm-ı Sure'yi okuyacak. Şimdi burada bazı hastalar var ki burada rükûya gidemiyor. Burada da gidemiyor. Giden de var. Gidebiliyorsa rükûya gitmiş de ben. Selam. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Semiallahu limen hamide. Secdeye gidemiyor. İşte burada oturuyor. Burada sandalyeye oturmak zorundayım diyor. Böyle hastalar var. Burada secdeyi ima ile yapabilir. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Bir secde daha. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Şimdi burada ayağa kalkma imkanı varsa kalkar. O da yoksa oturacak. Oturacak. İkinci rekatta devam edecek. Bir usul böyle. Bir usul de şöyle. Bu çoğunlukla böyle, buna gücü yetmeyenler, oturarak namaz kılanların hali böyle. Tekbir alıyor, Allahu Ekber, oturuyor. Tekbir ayakta alıyor, oturuyor. Sübhaneke'yi okuyor. Fatiha'yı Euzu Besmele ile okuyor. Sonra Zamm-ı Sure'yi okuyor. İma ile rüküye gidiyor. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Semiallahu limen hamide. Secdeye gidiyor yine böyle ima ile. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. İkinci secde. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Böyle de Allahu Ekber. Oturduğunda tekrar ayağa kalktığında ellerini böyle bağlayacak. Ellerini böyle bağlayacak. Bu bir rekat böyle. İki rekatta da Ettehiyyatü'yü okurken ellerini dizlerine koyacak. Sandalyede namaz böyle. Sandalyede namaz böyle. Şimdi seccadeye ayaklarını çıkarsın, ayakkabılarını. Seccadede yere oturabilecekse ayaklarını, diz çökemiyor. Ayaklarını, dizleri tutmuyor. Dizleri sıkıntılı. Ayaklarını kıbleye karşı uzatacak. Bak burada günah değil. Namaz kılan ayaklarını uzatacak. Şimdi burada tekbir alacak. Allahu Ekber. Sübhaneke'yi okuyacak. Euzu Besmele ile Fatiha'yı okuyacak. Sonra Zamm-ı Sure'yi okuyacak. İma ile rüküye gidecek. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Semiallahu limen hamide. Şimdi ima ile secde yapacak. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Sübhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. İkinci rekatta yine o ellerini bağlayacak, okuyacak. Tekrar Fatiha, Besmele ile Fatiha, Zamm-ı Sure okuduktan sonra Allahu Ekber, rüküye gidecek.
Rükudan Semiallahu Lümen Hamide kalkacak, secdelere gidecek, secdeleri iki defa yapacak, Allahu Ekber, ve Etteyyatı okurken elleri dizinde Etteyyatı okuyacak. İki kılıyorsa böyle, dört rekatlı bir namazsa dörde böyle tamamlayacak ve olduğu yerde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Etteyyatı okudu, Salli Barikleri Rabbenal okudu, selamı da böyle verecek. Ayaklarını uzatarak da ima ile namaz böyle. Bunu bir kanepenin üzerinde, çekyatın üzerinde, koltuğun üzerinde de böyle ayaklarını uzatarak kılabilir. Sandalyede de böyle kılabilir. Yalnız yapılan hatalardan biri var. Sandalyede namaz kılarken şöyle şuraya alalım. Şuraya gel. Giyme onları. Giyme. Burada da halı temiz. Sandalyede namaz kılarken bir sandalye daha var mı arkadaşlar? Onu alalım. Hatta bir de varsa minder benim şeyden alalım, koltuktan alalım. Şöyle yapıyorlar genellikle. Hatalardan biri bu. Ya da arabada, trende, uçakta öndeki koltuğa rükû yaptı. Rükûdan kalktı. Secdeye giderken bu yanlış. Biz bir ara muhabbet kapısında çarpı koyuyorduk. Böyle bir de müzik çalıyordu dank diye. Yanlış diye. Bu yanlış. Allahu Ekber. Böyle yapmayacak. Bu mekruh. Dinimizde böyle bir şey yok. Yani bunu kafadan uydurma. Bilmeyenler yapıyor bunu. Sandalyede namaz yok. Ya da şurası, öndeki koltuk, secdeyi oraya yapıyorlar. Bu da yanlış. Bu da yok. Hiç buraya gitmeye gerek yok. Nasıl yapacak bir daha gösterelim. Rükû yaptı. Secdeleri bu kadar. Bu kadar. Ama seccadede kılarken, yerde kılarken, bir daha oraya geçelim. Şimdi ayakta duracak hali yok. Fakat dizlerini bükebiliyor. Diz çökerek otur. Burada rükûları eğil, rükûda Semiallahu Lümen Hamide, secdeye alnını koyabiliyorsa bunu yapacak. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yani gücümüz neye yetiyorsa onu yapacağız. Burada secdeye gitmeye gücü yetti. Diz çökerek oturmaya gücü yetti. Ha hocam, bu dizimi böyle ben bükemiyorum. O zaman az önceki gibi gösterelim. Böyle rahatlıkla dizini, dizlerini, ayaklarını uzatabilirsin. O zaman burada da toplayarak tekrar gidebiliyorsan secdeyi yerde yapmak doğru. Secdeyi bir daha göstereceğiz ama secdeyi yaparken bir şeye daha dikkat edelim. Topla dizlerini. Secdede ne yapacağız? Secdede yedi azayı secdede yere koymak farzdır. Yedi azayı. Yedi, altısını farz, bir tanesi vaciptir. Şimdi kalkalım. Alnımızı yere koyacağız. İki elimizi koyacağız. Etti üç. İki dizimizin burası yere değecek secdede. Beş. İki de ayak yedi. Bir de burun sekiz oluyor. Allahu Ekber. Secde yapalım. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Erkekler böyle kollarını açarak secde yapacaklar. Kadınlar şöyle ellerini birleştirecek, kollarını yere yapıştıracak, secde yapacaklar. Erkekler kollarını yere yapıştırmayacaklar. Daha da büzecek. Kol böyle, evet, karnının içine doğru ellerini çekecek. Allahu Ekber. Kalkalım. Sorusu olan var mı? Secdeyle ilgili, imayla namaz, hastanın namazıyla ilgili sorusu, aklınıza takılan bir şey varsa söyleyelim. Peki bir mikrofonumuz nerede? Hanımefendinin sorusu var. Mikrofonu getirin. Hanımefendiye verelim. İmayla namaz, o da gücü yetmeyen hastalar içindir ve imayla namaz kılan da aynı şekilde sevabını alır, namaz kılmış olur. Buyurun Nezaket Hanım. Biraz yakın tutun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam ben böyle duydum da
bayanlar ağzını böyle koyuyor ya, hani burnu yere değmesin diyorlar. Öyle mi? İki elinizin arasında burnumuzun yere değmemesini söylüyorlar. Bayanlar. Evet. Hangi bayanmış o burnu yere öyle değmesin? Öyle söylediler bana. Bir de bu dirseklerimiz böyle gelmesi lazım. Mikrofon tutarak konuşursan seni duymuyorlar şu anda. Bu dirseklerimizin doğru böyle gelmesi aynen lazımmış. Öyle. Evet, dirsekler öyle gelecek. Bak dirsekler şu kadınlarda buralara değecek. Hı, evet evet, oraya doğru değmesi gerekiyor. Doğru yapışacak ama burun da yere değecek. Ama değmeyecekmiş, öyle duydum ben. Duydum de. Yok. Ha. Bugün bitti. Tamam. Bundan sonra diyeceksin tamam, ki biz onu öğrenmek Mustafa istedim. Hoca'dan dinledik evet, kitaplarda vacip istedim. Bu vacip. Evet. Vacip. Burun yere gelecek. Burun yere gelmeyecek diye kimler çıkarıyor? Neler duyuyoruz bak, görüyor musun? Peki, teşekkür ederiz. Evet, teşekkür. İyi bir soru sordun. Allah namazlarımızı kabul eylesin. İnşallah Rabbim bizim ibadetlerimizde eksiklerine rağmen en güzel şekilde bizlere sevabını ihsan eylesin inşallah. Yollarında
rızasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında. Evet, dün akşam Instagram'dan sorduğumuz soruya cevap verenler arasında Ahlak-ı Muhammediye kazanan, kitabımızı kazanan Ayşe Yılmaz Gülber Instagram'daki kardeşimize kitap gidecek. Bugünkü sorumuz da yine Instagram'dan yazacaksınız cevabı, benim sayfamdan, Instagram adresimden, Profesör Doktor Mustafa Karataş adresinden. Az önce hastaların namazını anlattık ve secdeyi anlattık. Secdede burnu yere koymak nedir? Cevabını yazan kardeşlerimiz arasında, ilk cevabı verenlere arasından seçtiklerimizden bir kardeşimize de etkili 300 duayı inşallah göndereceğim. Telefonumuz varmış. Sonra helak eden mühlikat-ı seb'a. Mühlikat-ı seb'a. Aman Allah'ım. Helak edici 7 büyük günah. Onları sizlere paylaşacağım. Selamünaleyküm. Hocam hayırlı sorular. Sağ olun efendim. Hülya Kale Dibi, Sakarya. Buyurun. Hocam ben temizlik şirketinde çalışıyordum. Hı hı. Ramazan öncesinde gayet işimi helalinden, hakkıyla yapmaya çalışıyordum. Evet. Oruçlu günlerimde de çalışmaya devam ettim. Normalde 2 günde yapmam gereken işi 3 güne oruçlu olduğum için 3 güne aksattım. İşveren bana dedi ki ya oruç tutacaksın ya da çalışmayacaksın. Ya oruç tutacaksın. Ya orucunu bırak. Ya orucu bırak ya da işlerini yap. Bırak. Hmm. Ya işlerini istediğimiz sürede yap. Ben zarar ediyorum dedi. Evet. Ben de işi bırakmayı tercih ederim dedim. Orucuma devam edeceğim. Şimdi de işi bırakmıyorsam bana haklı girdiğini söyledi. Ben olmayan gittiğim için tercihimi oruçtan yana yaptım. Ama burada söylediğim bir tutuklar var. Evet, mesele anlaşıldı. Son telefon kesildi ama şimdi Allah böyle iş verenlerden korusun. Böyle şuurlu çalışanlar nasip etsin. Şimdi bu hanım oruçlu olduğu için biraz işi aksatmış elinde olmayarak. Hemen ne demiş? Ya orucu bırakacaksın. Ya benim işimi, ya oruç ya benim iş. Oruç tutmayacaksın. Allah tutacaksın diyor. Bu patron tutmayacaksın diyor. Bu hanımefendi ne yapmış? İş de senin olsun demiş. Maaş da senin olsun. Ben orucumu da tutacağım. Sen de çalışmayacaksın. En güzelini yapmış. Şimdi geçim derdine mi düşer bu hanımefendi? Allah garanti veriyor. Nasıl ayet-i kerim hocam? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Kim Allah'tan sakınırsa وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِ Değil mi? Allah için bu ayrıldı ya, Allah garanti veriyor. Diyor ki ummadığı yerden ben onu rızıklandırırım. Çok akıllıca bir iş yaptı. Bizi dinliyorsa helal olsun. O patrona da yazıklar olsun. Bir fırsatı kaçırmış. Belki bir seferlik aksattı. Devamlı aksatacak halde yok. Ne oldu? Sen Allah'la boy ölçüşüyorsun. İbadetine mani oluyorsun. Ne oldu? Yani biraz Ramazan'da insan biraz mahmur olur değil mi? İnsan her işte istediği kadar yapamaz. Mümkün mertebe Ramazan'da biraz müsamaha göstereceğiz. Kendimiz de mümkünse biraz izin alabiliriz. Başka şekilde zarar vermemekten de sakınacağız tabii. Orada da bize bir iş emanet edilmiş. O işi de oruçluyum, oruca laf gelmesin. Oruç tutana laf gelmesin. Daha iyi çalışayım, daha kendimi iyi göstereyim diye kendimizi de zorlayacağız biraz. İki taraflı da düşünmek lazım. Teşekkür ediyorum. Allah sana yardım eder. Hiç sakınma. Yeni, güzel, helal, bol kazanacağın rızık kapıları versin. Diğer telefonumuz. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam.
Sibel Hanım Kocaeli'nden arıyor. Buyurun efendim. Ay, şükür kavuşturana Ramazan'a ve sizlere hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Cümlemizden hocam ellerinizden öperim. Buyurun. Hocam ben şöyle bir sorum olacaktı. Anne evliyken eski eşiyle çocukların fitnesini verdi çalıştığı zamanlar. Bir dakika. Anne baba... Bir dakika orada duralım. Anne evliyken eski eşiyle dedin. Eski eşiyle evet, evliyken. Evet boşandım. Ha boşandı. Evet. Tamam. Ben evliyken çocuklarımın fitnesini veriyordum hocam. Tamam. Yani eşim vermiyordu. Böyle işlerle uğraşmıyordu. Tamam sen verin. Ama evet bazı çocukların boşandıktan sonra babayla babaanneyle yaşıyor şu an. Tamam. Babaanne ve baba fitnelerini verdiğini söylüyor ama ben ikilemde kalıyorum. Evliyken vermeyen işte boşandıktan sonra verir mi diye. Ben de bu yıllar içerisinde bazen çalıştım hocam. Bazen de Allah razı olsun devletimizden yardım alarak geçindim. Evet. Şimdi bu benim düşüncelerimden, kalbimden de omuzlarıma büyük. Nasıl büyük? Acaba verdiler mi, vermediler mi diyerek düşünüyorum. Çocuklar... Ben bunları hesap ettim. Nasıl da hesap edeceğimi bilmiyorum hocam. Ayrıca onu da size soracağım da hesap ettim küçük. De. İşte, küçük mü? Küçük mü çocuklar? Çocuğum bir tanesi 20 yaşında oldu hocam. Diğer iki kızım biri 17 yaşında biri 16 yaşında hocam. O 20 yaşındaki çalışmıyor mu? Maaşı geliri yok mu? Yok öğrenci hepsi hocam. Öğrenci tamam. Onlara kim bakmakla yükümlü? Babaları. Babaları onlar yerine verecek. Veya kimse velisi kimle yaşıyorlarsa onlar verecekler. Senin paran varsa verirsin. Yoksa zorlama kendini. Belki de veriliyordur. Ama şüphen varsa paran olduğunda veririz. Paran olmazsa zaten vermek zorunda değilsin sen. Tamam hocam. Evet. Peki ben bunun hesabını nasıl yapayım hocam? Mesela bu senenin fitre üzerinden mi yapayım verilmemiş seneleri hesap edip yoksa doğduğu senelerden itibaren verilmediği yani onlarda kaldığı zamandan mı hesap edeyim? Bu hesap etme olayını bir türlü çözemedim. Herkese farklı bir şey söylüyor. Size danışayım dedim hocam. Yani hiç verilmediğini düşünme zaten veriyordum dedin öyle anladım ben zamanında. Ben evet ben mesela diyelim 10 yaşındayken verdim ama 15 yaşındayken vermedi. Yani 15 yaşından sonra mesela babadaydı. Şimdi ben bunu hesap ederken 15 yaşından 18 yaşına kadar mı hesap edeceğim yoksa şu an 70 lira fitre. Evet. Bu seneden mi hesap edeceğim? Yani defa, o hesabı ne zaman veriyorsak lazım. Fitreleri o zamandan hesap edeceğiz. Bir de fitre bir çocukların fitresi biliyorsunuz doğar doğmaz evet. veriliyor. Sadece akıl bali olunca değil fitreleri biz evet. doğduğunda veriyoruz canın fitresi olarak. Onların da verilenleri hesap edersin, verilmeyenleri hesap edersiniz. Ve ne zaman veriyorsanız o günün bedelinden 70 liradan bu sene hesap edersiniz. Tamam hocam. Bunların Allah çocukların belli olsun. Bir yaşı var mı hocam? Belli bir yaşa kadar mı vereceğiz yoksa evlendikten çocuk, sonra çocuk kadar kendisi, mı? Kendisi efendim evini kurup evlenip fitresini verince oradan muaf olur. Sen bakmakla yükümlü olmadığın zaman kendi başına o kendi fitresini verecektir. Tamam hocam. Allah'a emanet ol. Sağlık, hocam, afiyet diliyorum. Hocam eğer müsaade ederseniz son bir soru sorabilir miyim? Buyurun tabii. Allah razı olsun hocam. Hocam zamanında annelerimiz babalarımız çocukken veya cahillik dönemlerimizde diyeyim yaş belirtmeden... niyet ederek oruç tutuyoruz ya bazen niyet edip de oruç tutmayın bazen cahilliğimiz oldu oruçlarımızı tutmadık ya da bozduk diyelim evet. sahura kalksak bile hocam ben şimdi en ufak bir çocuğum var o benim yanımda yani genç kız oldu bu sene farz oldu ona hocam oruç tutmak şimdi ben öyle söylemek istemiyorum ne kadar doğru bir söylem bize söylendi çocukken bilmiyorum şimdi ben çocuğuma orucunu tut İşte niyet et yine diyorum. Hamdolsun ilk günden beri de tutuyor. Ne Rabbim güzel. Güç kuvvet verdi. Allah Şimdi razı ben olsun. Bunları tutmadığım oruçlarımı da tutacağım ama Rabbim ne kadar ömür verdi bilemiyoruz hocam. Allah yine sağlık ömür versin cümlemize abi. De. Eğer bu oruçlarımızı şimdi ben kefaretini versem çalıştığım bir dönemde. Tutamayacaksan. Bedel, fidye vereceksin. Tutabilecek güçteysen parça parça. Gücün yettikçe kaza edeceksin. Yine onu da aynı şekilde bu zamanın fitre hesabıyla mı edip vereceğim hocam? Kaza Şafii mezhebinde
bir yılı geçirmişse kazaya kalan oruçların fidyesini de vermesi gerekiyor da siz fidye verecekseniz yine hangi sene ne zaman veriyorsunuz onu o seneden hesap edeceksiniz. Yani 70 liradan. Anladım. Bu bize sene. Söylediğinden doğru mu hocam? Ben çocuğuma ne diyeyim şimdi? Yok, siz okula gittiği için kalben niyet etse bile hangisi kabul oluyor? Okula giden de oruç tutsun. Niye okula gidince oruç tutmuyorlar ki? Okulda oruç tutulmaz. Yok, tutuyor hamdolsun hocam da ben niyette şeyde kaldım. Hani yok. Dilimize niyet ettim Allah razı olsun oruç tutmaya demezse de kabul olur mu acaba? Olur, olur tabii. Geceleyin sahura kalkması da niyettir. Akşam iftar yaparken yarın oruç tutacağım diye düşünmesi de niyettir. O yeterli. Onlar anladım yeterli. Hocam. Allah'a emanet olun. Sakarya'ya selamlar. Sağ olun. Selamlar. Ellerinden öpeceğiz yavrularınızı hocam. Olsun. Allah razı amin, olsun. Amin. Hep Allah'a emanet olun. Evet. Peygamber Efendimiz diyor ki 7 büyük günahtan özellikle sakının. Mühlikat-ı seb'a hem insanı hem toplumu ifsad eder. Bunlardan birincisi Allah'a şirk koşmak. Allah'a şirk koşmak Allah'a en büyük zulümdür. Allah'a en büyük küfürdür. Allah'a en büyük haksızlıktır. Allah'ın haşa bir yardımcıya ihtiyacı mı var ki bu Allah'a yardım etsin, bu Allah'la arama girsin, bu Allah'a beni yaklaştırsın diye araya şirk koşuyorsunuz. Haşa. Mekkeli müşrikler şirk koştukları için kafir oldular. Müşriklerle evlenilmez. Müşriklerin kestiği de yenmez. O yüzden en büyük günah ve Allah'ın affetmediği yegane günah Allah'a şirk koşmaktır. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyan bir mümin şunu anlayacaktır. Biz ne edip edip şirkten uzak durmamız lazım. Allah'a şirki koşturacak herhangi bir düşünce, herhangi bir tatbikat bizim amellerimizi iptal eder. Yaptığımız hac boşa gider, kıldığımız namaz boşa gider, tuttuğumuz oruç boşa gider Allah'a şirk koşarsak. Hepsi boşa gider. Onun için Allah'a şirk koşmayacağız. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç kuvvet yoktur. Sadece onun önünde secde ederiz. Sadece ona kulluk ederiz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz Allah'ım diye her Fatiha'da söylüyoruz. Sihirle uğraşmak, büyü ile uğraşmak, sihirbazlara, büyücülere inanmak en büyük günahtır. Onların satın aldıkları şey ateştir, cehennemdir. Ne büyük günahtır. Bakara 102'de sihirbazlara, büyücülere ve onlara inananlara Allah-u Teala ikaz ediyor, onları uyarıyor. Ne büyük bir ateş satın alıyorsunuz. Cehennemi satın alıyorsunuz. İnandım demek bile yanlıştır. Sihirbaza gidilmeyecek, büyücüye gidilmeyecek. Falcıya, muskacıya inanmayacaksınız. İnandığınız zaman günaha girersiniz. Allah'ın yasak kıldığı masum bir cana kıymak da en büyük günahtır. O canı Allah verdi ancak Allah alır. Allah'ın verdiği bir cana kıyamazsın. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bütün insanlığı öldürmüş gibi günah kazanıyorsun. Teröristler, yanlar, o hainlerin dünyada da yatacak yeri yok. Ahirette de cehennemin en dibinde yatacaklardır, yanacaklardır. Hem insan öldüreceksin, hem cana kıyacaksın, hem de özgürlük diyeceksin. Cana kıyarak özgürlük olmaz. Masum canlara, sana el kaldırmayan, sana silah çekmeyen, sana dokunmayan insanlara sen silah çekip öldürürsen senin cehennemin dibinde yerin var. Ve onları affetmek de büyük günahtır. Onlara merhamet etmek de büyük günahtır. Katile, çocuk katillerine acımayacaksın. Memlekete hainlik yapanlara, teröristlere acımayacaksın. Çünkü onlar en büyük günah işliyorlar. Masum cana kıyıyorlar.
masum cana kıyıyorlar. Faiz yemek en büyük günahlardandır. Toplumu da ifsad ediyor, kişiye de haram yediriyor ve ondan bereket olmuyor. Faizde bereket olmaz. Faizle kazandığın şey elinden gider. Faizle kazandığın şeyin hayrını görmezsin ve o burnundan fitil fitil gelir. Ahirette de senin boynuna ateş olarak dolanır. Yetim malı yemek. Yetim malı yemek. En şerli ev, içinde yetim olup da ona, onun gönlünü kıran, ona zulmeden evdir. En mübarek, hayırlı evde, içinde yetim olup da ona ikram edilen evdir. Allah yetime sahip çıkmayı nasip eylesin. Düşmana hücum sırasında savaşta, askerlikten kaçmak da en büyük günahlardan biridir. Askerden kaçamazsın, cepheden kaçamazsın. Vatan ve millet söz konusu olduğunda canını feda edeceksin. Ve bu millet elhamdülillah 15 Temmuz'da da bunu gösterdi. Tankların karşısına bacılarımız çıktı. Hainlerin karşısına gençlerimiz, delikanlılarımız çıktı. Ve mücadele ettik. Ve memleketi büyük bir felaketten kurtardık. 15 Temmuz 2016. Allah bir daha öyle bir kötü duruma düşürmesin. Son olarak namuslu bir kadına iftira etmek, onun namusuyla ilgili yalan söylemek de en büyük günahlardan biridir. Namuslu kadınlar bunun hesabını hem dünyada Allah sorar hem de ahirette onlar hakkını alacaktır. Hem yalan, hem gıybet, hem de iftira etmiştir namuslu kadınlara iftira edenler. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Bu yedi günahın musibetlerinden, neticelerinden bizi korusun. Allah-u Teala günahtan kaçanlardan, takvaya erenlerden, Allah'tan sakınanlardan ve Allah'ı her an görüyormuş gibi ihsan derecesinde olanlardan eylesin. Sokakta vatandaşımız bize soru sormuş. Bakalım ne sormuşlar, cevabını vermeye çalışalım. Selamünaleyküm Mustafa Hocam. Benim bir sorum olacak. Pahalı şatafatlı yerlerde orucumuzu açmak caiz midir? Hayırlı Ramazanlar. Evet. Bir 5 dakika aramız var. Hemen bu cevabıyla döneceğim ve sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Selamünaleyküm Mustafa Hocam. Benim bir sorum olacak. Pahalı şatafatlı yerlerde orucumuzu açmak caiz midir? Hayırlı Ramazanlar. Evet, bugünün problemlerinden biri şu. Elbette iftar vereceğiz. Oruçluya iftar ettiren onun aldığı sevap kadar kendisi de alır. Çok sevaptır. Ama fakir fukara, muhtaç, fakirleri çağırmıyorsunuz. Sadece zengin olanlar geliyor, özel yemekler yeniyor. Ondan sonra da elhamdülillah Allah kabul etsin diyorsunuz. Oraya lanet yağar. Bir defa iftar sofralarında zengin fakir ayrımı yapılmayacak. Fakirleri çağıracağız. Esas ihtiyacı olan onlar. Şöyle olabilir. Bir toplantı yapacaksınız. Bir mesele görüşeceksiniz. Bir araya gelmişsiniz. İftarınızı hep beraber yapacaksınız. O yapılır. Ama fakirin, fukaranın hakkını da vereceksiniz. Onu yapmayıp Ramazan'da hayır hasenat yapmayıp, fakiri gözetmeyip, iftar sofralarını onlara kurmayıp, biz her akşam bir yerde böyle yaldızlı yıldızlı otellerde bir araya gelelim, kafamıza göre binlerce, on binlerce para harcayalım her birimiz için. Bir adamın bir ay geçineceği parayı bir gecede biz harcayalım orada, bundan da Allah sorar. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Biz ona, depremzedeler var şimdi. O yüzden bütün yediğimizden, içtiğimizden onlara da göndereceğiz. Kısacağız, israfı önleyeceğiz. Güzel bir soruydu. Dikkat edeceğiz bu konuya. Telefonumuzu alalım. Selamünaleyküm, hayırlı sahurlar. Aleykümselam evet. Hocam, hayırlı sahurlar. İmsak vakti yaklaştı. Kayseri'den mi arıyoruz efendim? Evet hocam, Kayseri'den arıyorum. Buyurun. Sahur yaptınız, Kayseri'de oldu mu?
Evet İmsak. Hocam tam ararken ezan okunuyordu. Allah kabul etsin. Niyetleriniz kabul olsun. Amin. Buyurun. Amin. Cümlemizin hocam inşallah. Hocam müzik öğretmeni olmak günah ve haram mıdır? Sorun bu şekilde olacak. Abi müzik helal ise öğretmenlik de helal olur. Müzik haramsa öğretmenlik de haram olur. Şimdi müzik niye helal, niye haram? Oraya bakmak lazım. Musiki ve müzik. Burada bak müzisyen arkadaşlar var. Keman çalıyor. Evet. Kanun çalıyor. Neyi üflüyor? Evet, Samet hocama da selamlar oradan. Tanışıyor musunuz Abdussamet'le? Samet hocamla birkaç defa görüşmüştük hocam. Burak Bey, Kayseri'den arıyor Abdussamet. Şöyle tanımıyorum falan deme, böyle havalara girme yani 3 günde televizyonda. Herkese çok selamlar olsun hocam. Aleykümselam. Sanatlar lisesi bitirdik, işte üniversite hazırlık okuyacağım. Beraber mi okudunuz? Yok hayır hocam. Tanıştınız. Evet yaşım 24 daha benim. Şimdi Burak Bey, duyuyor musunuz? Burak değil mi ismi? Evet dinliyorum Burak hocam. Şimdi bir name, bir musiki sizi alıyor, böyle ulvi alemlerde seyrettiriyor. Gönlünüzde hoş duygular oluşuyor, kalbiniz ürperiyor. Tüyleriniz diken diken oluyor. Çok güzel düşüncelere gidiyorsunuz. İnsanlığınızla iftihar ediyorsunuz. Güzel bir ahlak, güzel bir hayal kuruyorsunuz. Bu size müziğin ne zararı var? Size estetik kazandırıyor, ufuk kazandırıyor, gönül deryası kazandırıyor. Bu müzik bazen gerekir. Allah güzel sese karşı insanda bir fıtri meyil koymuş. Her insan güzel sesi sever, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de şu ayet ne kadar ibretliktir. Estağfirullah. İnne enkeral esvati le savtul hamir. Seslerin en kötüsü şüphesiz merkeplerin sesidir diyor. Hani eşek affedersiniz anırınca hiçbir makam yok, name yok. İnsan iğreniyor, tiksiniyor biraz. O da Allah öyle yaratmış ama bir de bülbülün ötüşü var. Kanaryanın ötüşü var. Bir de onun sesinde aldığın hazzı var. Eşeğin, merkebin bağırmasında aldığın nefretin var. Şimdi müzik böyle bir şey. İsterse seni böyle bülbülün yurduna götürür, isterse merkeplerin yurduna götürür. Götürdüğü yer helal ise helaldir. Götürdüğü yer haramsa haramdır. Bizim ıtriler, dede efendiler ne güzel nameler yapmışlar, ne güzel besteler yapmışlar. İşte Adem hocam, onun ekibi, arkadaşlar, Şahin hocam ne güzel okuyorlar. Gönlümüze bir surur, huzur geliyor. Onun için kıymetli bir sanat, kıymetlidir hocam. Şimdi sevgili hocam, demişler ki bir ilim erbabının, alimin önünde ceketini bir defa ilikleyeceksin. Sanatçının karşısında ceketini iki defa ilikleyeceksin. O kadar kıymetlidir. Bu kadar söyleyeyim şimdi imsak arası. Herhalde evet, cevap hocam, yeterli olmuştur. Ben teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Allah'a emanet olun. Evet bir tane dost çıktı bu Abdussamet. Evet. Abdussamet'i tanımayan da yok mu yani? Biz keşfedememişiz bugüne kadar. Peki. Selamünaleyküm. Hayırlı sahurlar. Abdullah Bey Osmaniye'den arıyor. Osmaniye'ye tekrar geçmiş olsun depremzede kardeşlerimize. Acılarını paylaşıyoruz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Rabbimize şükürler olsun. Hamdolsun. Binlerce hamdolsun. Sizler orada darda zorda kaldınız. Depremi yaşadınız mı Osman Bey? Abdullah evet, Bey. Hocam, evet. Çok geçmiş olsun. Yıkıldı. Buyur kardeşim. Hocam eğer mümkünse bir iki sorum olacaktı. Dinliyorum. Size değerli zamanınızı alacaktım. Dinliyorum buyur. Hocam yeni doğan çocuk bir aylık, üç aylık veya altı aylık vefat ettiği zaman cenaze namazı kılmak şart mıdır ya da değil mi? Bir gün bile olsa ses verdiyse, canlı dünyaya geldiyse, vefat etmişse, Allah verdi, Allah aldıysa geri, onun yıkanır, kefenlenir, efendim cenaze namazı kılınır. Normal bir insan gibi mezarı yapılır ve oraya defnedilir sevgili kardeşim.
Bir gün bile evet. olsa. Yani 3 ay oldu mu, 6 ay oldu mu aynı şekilde mezarı vesaire yapılır. Böyle bir durum mu oldu? Yani bundan 3-5 sene önce bir yakın akrabamızda böyle bir durum oldu. Çocuk hatta bir aylık falan oldu. Hani anne doğumundan sonra hastanede kaldı. Evet. Biz de defnetmeye götürdüğümüz zaman orada din görevlisi arkadaşımıza biz şey yaptık. İşte gel cenaze namazını kılın ya da işte cenaze namazının başında bekleyin defnedelim. Bir de meksedinde şafi olduğu için hani telkin diyoruz biz. Telkin evet. Evet. Biz telkinsiz hani bilmiyorum büyüklerimizden, hocalarımızdan telkin, bir şekilde öğrendiğimiz. Telkin şöyle, telkin sünnettir. Çocuğa verilmese de olur. Çünkü çocuk masumdur. Çocuğun şeyi yok. Sual, sorgu sual yok ya ona. Telkin sorgu sual evet. olanlar içindir. Ama bu evet. sünneti yerine gelsin, insanlar bunu unutmasın diye bir çocuk da olsa verilebiliyor. Esas olan evet. cenaze namazının kılınması. Telkin eksik kaldı diye düşünmeyin orada. Evet hocam, ikinci sorum da şu olacaktı. Evet. Çocuk olma duası, bir dua var mı hocam? Allah'tan evlat istemek için hangi duayı yapalım evet. diyorsunuz? Allah'tan evet. evlat istemek için bu 300 duada da ben onu aldım. Furkan suresi 74. ayet. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayun وَجْعَنْلَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak evlatlar ve eşler nasip eyle, bizi muttakilere imam eyle diye bu ayetin evlat için okunabileceğini söylüyoruz. Çünkü orada Allah'tan istiyoruz. Evlat istiyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı evlatlar nasip etsin evlat bekleyenlere, evladı olanlara da kıymetini bilmeyi nasip eylesin ana babanın. Teşekkür ediyoruz. Dua vakti, dua zamanı. Ellerimizi açalım, niyetlerimizi yapalım. Ondan sonra da inşallah orucumuzu kazasız belasız, günahlardan uzak olarak tutmaya çalışalım. Ya Rabbi, niyet ettim senin rızan için bugünkü Ramazan orucumu tutmaya. Niyetten sonra da yiyip içebiliriz imsak vaktine kadar. Ezana kadar niyet etsek de tekrar içebiliriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetu lil müttakîn. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım sana hamdolsun. Binlerce şükürler olsun. Bize iman bahşettin. İslam üzere yaşamayı nasip ettin. Allah'ım indirdiğin kitaplara, gönderdiğin peygamberlere, meleklere, Kur'an'a, ahiret gününe iman ettik. Sana iman ettik. Ya Rabbi, kaza ve belanın her türlüsü şerlerinden sana sığınıyoruz. Afetlerden sana sığınıyoruz. Kötülüklerden sana sığınıyoruz. Sen her şeye kadirsin. Her şeye gücün yeter. Biz bilemeyiz, sen bilirsin. Ya Rabbi, biz geleceği göremeyiz. Sen görürsün. Hakikati sen bilirsin. Hakkımıza her şeyin hayırlısını bize ihsan eyle. Bizim hakkımızda şerliyse bizi ondan uzak eyle. Onu da bizden uzak eyle. Allah'ım taşıyamayacağımız yükleri bize yükleme. Unutursak, yanılırsak bizi yargılama. Cehennem azabından bizi koru. Cennetine dahil eyle. Tembellikten, cimrilikten, pintilikten, korkaklıktan, yaşlılıkta el ayağa düşmekten, erzeli ömürden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle. Bize yaşama sevinci ver. Beni, ana babamı, tüm inananları bağışla. Ya Rabbi, mahşer günü yüzümüzü aydınlık eyle. Amel defterini sağından alıp doğrudan Es-Sabikun el-Evvelun ile cennete girenlerden eyle. Cemalini görenlerden eyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eyle. Onun şefaatine nail eyle. Dualarımızı kabul eyle. Ya Rab, bizi affeyle Allah'ım. Affeyle Allah'ım. Affeyle Allah'ım. Biz günahkarız. Hata eder dururuz. Tövbe ediyoruz. Tövbemizi kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bize dayanma gücü ver.
Kötü alışkanlığı olan kardeşlerimizin kötü alışkanlıklarını terk etmeyi nasip eyle. Kul hakkı yemekten, hakkımızı yedirmekten bizleri muhafaza eyle. Allah'ım bizi salih ve enbiyalarla beraber haşru cem eyle. Bizi iki cihanda aziz eyle. Dünyada da iyilik ver bize. Ahirette de iyilik ver bize. Ya Rabbi hastalarımıza şifa ihsan eyle. Dertlere derman ihsan eyle. Darlık çeken, geçim sıkıntısı çekenlere bolluk, bereket ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi senin her şeye gücün yeter. Gönlümüzden geçeni biliyorsun. Bize muradımızı ihsan eyle. Şu anda bu duaya amin diyen tüm kardeşlerimizin, ellerini açmış senden isteyen tüm mümin müminatın gönüllerinden geçen dileklerini, muratlarını en kısa zamanda acilen ihsan eyle Allah'ım. Senin hemen verdiğinde geciktirenlerden eyleme bizi. Tehir ettiklerinde acele edenlerden eyleme bizi. Ya Rabbi hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı nasip eyle. Batılı batıl görüp ondan kaçınmayı nasip eyle. Evladımızı, neslimizi, dini mübine hadim eyle. Vatana millete hayırlı eyle. Her türlü kötü alışkanlıklardan, şeytanın ivasından, tuzaklarından gençlerimizi, neslimizi muhafaza eyle Allah'ım. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Oh!
Es-salatu hayrun minen nevm. Es-salatu hayrun minen nevm. Allahu La ilahe illallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.